videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgili izleyenler, iyi akşamlar diyoruz. Spor dünyasında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine KTV RCS Televizyonu'nda ortak yayında spor dünyasında haftanın gelişmelerini sizlere aktaracağız. Her zaman olduğu gibi sevgili Oktay Haluk'tan bizlerle birlikte yine bu konularda görüşlerini alacağız ve en azından spordaki yaşanan gelişmeleri kendileriyle birlikte paylaşmış olacağız. Peki ben hemen öncelikle konu başlıklarını hatırlatmadan önce hemen kendilerine dönmek istiyorum. Diyorum ki Oktay abi hoş geldin ama birazcık da tabii ki stresli bir haftaya hoş geldin diyorum. Kesinlikle. İki tane mağlup olan takımın stresiyle geldik. Evet. Bugün ne konuşacağız? Kısa konu başlıklarına isterseniz aktaralım sevgili izleyenler. Kayseri Spor deplasmanda Bursa Spor'la karşılaştı ve oynadığı futbolu bir kenara bırakın aldığı sonucu değerlendirdik hep ama biz bugün oynadığı futbolda konuşacağız. Karabük maçı var pazar günü. Daha sonrasında ligdeki kısa bir değerlendirmeyi sizlere buluşturacağım. Agü diyeceğiz. Agü Botaş'la oynadı. Zor bir maç oldu aslında ama tabii ki o genç oyuncuların alınlarından öpmek lazım. Bu kadar cesaretli bir oyunu göstermek, ortaya çıkartmak da her babaydın harcı değildi. Ligdeki tabii ki durum nedir? Agü ile ilgili yine maddi durumların ne yapabilecekler onları enine boyuna tartışacağız. Ve RCS Spor'la ilgili konuşacağımız bölümlerimiz de yer alıyor ki RCS'de Dünya Snowboard Şampiyonası yapıldı. Bununla ilgili notlarımız yine var ve voleybol takımlarımız ise ilimizi özellikle şehir dışında temsil ediyorlar ki playoff'ta kalabilme adına. Bunda peki durumlar ne? Onları da kısaca söz etmeye çalışacağız. Evet, spordaki yaşanan gelişmeleri yine sizlerle enine boyuna tartışacağız diyoruz sevgili izleyenler ve sözü fazla uzatmadan hemen Kayseri Spor'un Bursa maçı ile değerlendirmeleri Oktay abiden şöyle bir dinleyelim istiyorum. Oktay abi, biz bu zamana kadar Bursa maçını konuştuk ama bir de sen neler söylemek istersin, senin yorumlarını alayım. Ben daha sonrasında zaten bayağı bir şeyler de senden en azından bekleyeceğim. Şimdi tekrar iyi akşamlar diliyorum. Kayseri Spor Galatasaray maçıyla başladı ikinci yarıdaki düşüşü bir noktada koymadı mı koydu mu bilemem ama düşüşe devam eden bir maçla karşı karşıya kaldık. Maç öncesi zaten geçen hafta söylediğimizde de Bursa maçı da sıkıntılı bir maç. Bizim bu futbol yapımızda aldığımız bazı galibiyet ve beraberlikler aldatıcı olmasın. Yani Bursa'ya da bir can suyu verebiliriz. Akhisar gibi dedim. Akhisar'a can suyu verdik. Kupada işte aldı başına gitti. İşte Bursa'ya da bir can suyu verdik. Lögen'in son maçı da olabilir. Uzatmaları oynatan maç da olabilir dedi. Ama sağ olsun Lögen'in ekmeğine yağ sürdük. Maç sonrası Mario Sümüdökan'ın da haklı eleştirileriyle birlikte birazcık tabii futbolcuya isim vermese bile vitrine çeken görüşmelerinde anlaşılıyor ki Kayseri'de işler iyi gitmiyor. Yani birkaç haftada irdelediğimiz gibi Kayseri'de hem içeride hem dışarıda sorunları devam ediyor. Bunları kapatmaya çalışmalarına rağmen suyu yüzüne çıkmasında engel olamayacaklar. Ha, Karabük maçı bunun için bir ne olur onu biraz sonra tartışırız. Maçın genelde içine girdiğimiz zaman da inanın maçın ilk dakikasının son dakikasına kadar ben şöyle Kayseri Spor'dan Kayseri Spor kimliğini görebileceğim bir futbol yapısı açıkçası görmedim. Birbirinden bağımsız, birbirinden uyumsuz, sanki yeni lige başlayan bir takım görüntüsü olması. Takım demeyeyim de ve futbol 11'inin sahada olması açıkçası bu maçı izleyip de tribündeki insanların veya Kayseri Spor'un daha evvelki maçları izlemeyip de sadece bu maç için özel olarak not verecek kişiler şunu diyecekti. Ya bu takım nasıl 38 puan toplamış şimdiye kadar diyecek kadar da kötüydü. Yani Bursa Spor maçında 90 dakika çıkaran 11-14 oyuncunun hiçbiri geçmişte 38 puanı nasıl aldı diye tereddütlerin yaşatacağı bir oyunsuzluk vardı. Oyun da demiyorum, oyunsuzluk vardı. Atakları kabul eden, baskıyı yiyen, çok da iyi oynamadığı halde Bursa Spor'a karşı ezik oynayan, Bursa Spor çok iyi olsaydı ya da Bursa Spor'dan başka bir takım bu kadar seyirci desteğiyle Kayseri Spor'u bu halde yakalasaydı bu maç 1-0 olmazdı. Biz tarihi bir skorla da gelebilirdik. Birkaç tane önemli kurtarışları kurtarılması başkaydı. Yani çünkü ya ben haftalarca boyunca bir şey söylüyorum. Bu takım kaybedebilir.
Seri oldu berabere kalabilir. Seri halde de mağlup olabilir. Ama şunu vermesi lazım. Kazanırken de söyledik, kaybederken. Kayserispor gibi oyna. Yani o geçmişteki puanları topladığın, herkese futbol dersi verdiğin, büyük takımların yenerek eze futbol gösterdiğin Kayserispor oyna. Yenil gel, başımın üstünde yeriz. Ama bu haliyle sen galip de gelsen, ki biz Osmanlı'da aynı lafı söyledik, benim için Kayserispor değil. Bu başka bir şeydi. Ben başka bir şey görmek beni üzüyor. Vallahi bundan sonra iyi mi gider? İnşallah Karabük maçından sonra çıkış olur diyorum. Benim söyleyeceğim ama birebir değerlendirmek istemiyorum. Hepsi kötüydü. Şimdi maçla ilgili biz hafta içerisinde konuştuk ama ekranlarda tabii ki pek fazla konuşmuyoruz işin gerçeği. Futbolu anlat deseniz herhalde Kayserispor'un oynadığı futbol değil. Yani bunu ben anlatamam çünkü futbol değil. Futbol olmuş olsa anlatırım ben. Mevkilere bakıyorsunuz, markajlara bakıyorsunuz, istatistiklere adam bakıyorsunuz. Adam adama yani yapılan pas ortalamalarına bakıyorsunuz. Ne bileyim. Yani her şeyi nereden bakarsanız bakın. Futbol olarak aktarabilen herhangi bir istatistiğiniz yok. Bak yani. Mustafa Hocam. Ha, bir takımın Sapunoru hariç bak. Ha, bir takımın Silvio Luk hariç. Bir takımın baskılı oynadığını veya mücadele ettiğini faul yüzdesiyle offside belirler. Bu takımın bir dönem bir iki kere ne faulü çoktu ne offside'i vardı. Yani atak yoktu takımda ya. Niye çıktığı belli değil. 45 dakika. Enteresan. Vallahi abi ben maçı izlerken zaman zaman kahrettim de. Yani çünkü ya Bursa yok zaten. Ama Bursa'nın olmamasına rağmen Bursa'ya karşı kendi yarı alanımızda müdafaa yapmak durumunda kalan bir Kayserispor gördüm. Mendes ya bir hafta öncesinde ki Kasımpaşa maçındaki Mendes hiçbir yerde yok. Kafada silinmiş adam. Nerede oldu belli değil. Bakıyorsunuz Deniz ortada yok. Umut top geldi mi gelmedi mi Umut'u bilmiyorum ne olduğunu. Şumi oyunculara kızıyor mu? Kardeşim Boldrin nereden çıktı ya? Sen niye Boldrin alıyorsun ya? Kimdir bu bankodan çıkartıyorsun devamlı ya? Öz evladın mı senin ya? Yani. Artık birilerine hesap sorması lazım. Sen niye oynuyorsun ya bu adamla? Bu adamın bu takımda yeri yok kardeşim. Tamam zaman zaman oynadığında belki sonuçlara imza atabiliyor ama son haftalarda bu Boldrin'in bu takımda yerinin olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. Niye oynatıyorsun o zaman kardeşim? Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'nın kadrosunu niye bozuyorsun peki? Çift forvetle çıktın. 4-4-2 sistemini oynadın. Başarılı oldun. Umut ve Kravets ikilisini koydun ön tarafa. Umut yapmasa Kravets koşturdu. Kanatlara koşturdu. Ne oldu? Rakip defansı yordu açtı. Yani. Peki neyi değişti peki ya? Yok hiçbir şey. Daha zayıf bir rakibe gidiyorsun. Yani daha ne yapıyorsun? 4-2-3-1 sistemi ya da 1-1 sisteme geçiyorsun yani. Yani Kasımpaşa'dan daha güçsüz bir takıma gidiyorsun orada. Ve açık oynayacağını biliyorsun o takımı zaten. Tabii ya. Çünkü adamlar 10 haftadır galibiyet alamamışlar. Zaten... Beraberlik, mağlubiyet. Maçı izlerken arkadaşlar dedim ki arkadaşlar biz Kayseri olarak biliyorsunuz hep ilkleri severiz. Bak adamlar bir mağlubiyet, bir beraberlik. Biri de galibiyet olur. O da bizim maçtan alacağı galibiyetler. Haberiniz olsun dedim. Çok yaptık. Oldu yani. Çok yaptık biz bunu. Çünkü. Biz bunu yapıyoruz devamlı. Kim olursa olsun sanki memleketin biz şeyiz, vakfıyız kardeşim, hayır vakfıyız. Her önüne gelene puan dağıtıyoruz ya. İhtiyacı olana, aman senin can suyuna ihtiyacın var deyip hemen ona puan veriyoruz. Geçen sene 6 takıma verdik can. Ya kardeşim yeter artık ya, Allah aşkına ya. Şaşmayın ya, şaşkın mısınız? Nesiniz anlamadım ki ya. Bundan 2 hafta önce teknik direktörü şu mu çıktı ne dedi? Yaptığınız yorumlar, baskılar, işte bilmem neler, şunlar bunlar stres oluşturuyor, baskı oluşturuyor, yorumlar, eleştiriler. Daha öncesi ne kadar yapmamıştık. Bugün yapıyoruz kardeşim bu eleştiri yorumu size. Niye? Çünkü artık taraftarın ta buraya kadar geldi. Biliyor, evet. Son noktada yani bundan sonrasında. Yeter artık ya. Oynayacaksınız sahada düzgün oynayın. Mağlubiyet mi alıyorsunuz, galibiyet mi alıyorsunuz? Tarafta da buna göre size değerini versin ya. Aldığınız para 3 lira 5 lira değil ki. Sahada çocuk oyun oynar gibi oynuyorsunuz. Yeter ya. Yazık ya. Yani sizi izlemeye gelen taraftara yazık ya. Tribünleri dolduruyoruz. Doğru. 20 bin, 25 bin yapıyoruz. Doğru. Ama o taraftar sizin oyununuz için geliyor. Kayserispor geçmişine bakın şu son 15 yılına. Hiç mi oynamadı 3. lig, 4. lig, 5. lig sıralarında? Oynadı. Ama taraftar çekemedi. Niye? Oyunu yoktu çünkü.
Bunu göstermezseniz kusura bakmayın. Fenerbahçe'nin 40 bin taraftarının geldiğini düşünüyorsun ama oyun yoksa tribünleri 10 binden fazla kişi doldurmuyor. Şu anda da göndermiyor. Şu anda da doldurmuyor işte. Oyun yok. İnsanlar oyunu izlemeye geliyor. Çünkü futbol bir temaşadır. Yani. Gösteriden keyif alması lazım. Gösteriden keyif aldığı zaman takım taraftarı seyirciyle gelecektir. İlk yarıda bunu sağladınız. Çünkü gerçekten seyir gücü yüksek, iddialı bir takımla karşı biz burada devamlı övgüyle bahsettik. Ama biz Galatasaray maçıyla birlikte dedik ki bu takımla bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntılar galiba bu krize doğru gidecek. Aman ha diye o ikazlarda bulunduk. Bakın galip geldiğimiz Osmanlı maçında, galip geldiğimiz Kasımpaşa maçında, daha evvelki beraberlik maçlarında ve yenildiğimiz maçlarında hepsinde ikaz ettik. Daha kötü günler geliyor olabilir, aman ha dikkat ve diyor geldi. Şimdi Karabük maçını can simidi olarak görsen, bugün yine sen veya ben haftaya salı günü buraya geldiğimizde galip gelsek bile oyun göremezsek ben yine eleştiririm. Abi benim için, benim için artık bundan sonra zaten ben futbol olarak zaten bir şey göremezsem zaten 38 puan almışım. Ben zaten ligde kalmayı garantilemişim. Benim mücadelem başka bir şey. Benim mücadelem bakın bu takımın bir Avrupa Kupayı hedefi varsa onu yakalamazlar. İkincisi gelecek senenin temelleri iki yönden atılır. Bir futbolcu temeli atılır. İki oyun planı ve oyun temeli ortadan atılır. Mücadele. Bu takım 2019-2020 sezonuna girdiği zaman bile şöyle girmesi lazım bu takımın. Şunu demesi lazım 2018-2019 dönemine özür diliyorum. Geçen seneden muhteşem bir kadro yapılanmasıyla gelip oyun yapılanmasını gelecek senede yapacak ve diyecek ki basın mensupları, ulusal kamuoyu diyecek ki kardeşim Kayserispor ilk 7'nin arasına yazalım. Oyuncu kalitesi, oyun kalitesi. Bunu diyemiyorsun şu anda. O zaman ne diyorsun biliyor musun? Acaba tesadüfle mi? Diyorum ya bakın birkaç haftadır maçı ve özellikle Bursa maçını hiç maçını seyretmemiş bir gruba seyrettirsen, hoca grubuna, taraftar grubuna veya basın grubuna versen bu Kayserispor mu 38 puan aldı diye hayretler içinde kalmazsa ben başka bir şey bilmem. Çünkü o halde şu anda takımın durumu. Enteresan. Bakın çözemediğini söyleyen cümleler var Sumudika'nın içinde. Kendi hataları devam ediyor mu? Ediyor. Ya arkadaş onu bir yere koyalım. Ama bu takımın içinde başkaca sorunlar devam ediyor. Bunları örtbas etmeye çalışılıyor. Buradan yönetimi yine uyarıyorum. Bir şeyler var bu takımda. Geçen sene yaşananlara benzer bazı şeyler var galiba. Bunların hemen çözülmesi, kulakları çekilecek olanların kulakları, kafaları koparılması gereken var da kafaları kopacak amiyane tabirle, teşbih olursa. Çünkü birilerinin kendilerini bu sahada veya bu kulüpte vazgeçilmez hissinden uyanması gerekir. Hiç kimse vazgeçilmez değildir abi. Çünkü kulübün değerleriyle, kulübün gidişatıyla kimse oynayamaz. Bu şunun da öyle bir gözüküyor. Ya şimdi bazı oyuncular kral, aslan. Sahada her şeyi ne vermez, hiçbir şey vermesen de kendini sahanın içinde buluyor. Bundan sıyrılmasa. İki bir şey daha söyleyeyim. Ya arkadaş, forma adaletinden kaynaklı. Takım iyi, tamam kondisyona yine bir şey demem. Yine takım mücadele 90 dakikaya yayabiliyor başka bir şey. Buna bir şey demem. Arkadaş senin bu takım 11-14 kişi ama bu takımın 22 kişilik kadrosu var. Ve aldığın takviye var. Ve bunun için vazgeçtiğin iki tane oyuncu var. Kuşer ve Melek. Pirleri de vazgeçtin. Arkadaş aldığın oyunculardan William, aldığın oyunculardan Kravets neden bu takıma uyum sağlatma veya bunun içine dahil edemiyorsun? Burada da o zaman bir teknik adam beceriksizliği görüyorum. Bunu başarmak durumundasın. Çünkü bazı oyuncular mesela bir Varela'yı başkaca bir Türk oyuncuyu mutlaka monte etmeyi başarmalısın ki sahada 11'de kendine göre tabiri caizse artistik yapan, futbolun artistine kaçan, futbol oynamayan insanların kulübede kendini görebileceği endişesini yaşatması lazım. Bu konuda da başarısızlığı var şu anda Sayın Sumudika'nın. Bundan da bir an evvel uyulmaz. Doğru söylüyorsun. Oyun planı, oyun taktiği ve çatı iskeletle niye oynuyorsun arkadaş? Ya başarılı olmuş bir kadroyu futbolun teamülü şudur. Bir sonraki maça denersin. Sen
Kasımpaşa gibi ligin zirvesine bize yakın bir takımın, futbol olarak çok iyi oynayan bir takımına, oynadığı halde yendiğimiz bir takımın başarılı kadrosunu durup dururken cambazlık yapmana, sistematik değişiklik, sistem değişikliği, oyuncu değişikliği yapmana gerek yoktu ki. Gittiğin takım zaten biraz evvel senin söylediğin gibi bir beraberlik dahil Lögen'in son olacağı bir maçtı. Ya sen Kayseri Spor gibi çıksan, bakın dikkat ederseniz ilk 10 dakika Bursa Spor çok çekingen oynadı. Kayseri Spor, o eski Kayseri Spor sandı karşısında. Baktı ki bir şey yok, ayda istediği gibi 90 dakikayı çevirdi. Bana çok ağır konulması gerek ama yazık ya. Yani buradan konuşmamızı, taraftarın bu kenetlenmesini, aldığınız paraya karşı yazık olsun, biraz kendinize gelin. Hiç gidişat iyi gitmiyor. Şimdi sağlı sollu kanatlardan bahsediyoruz. Bakın biz kanatlarda Kayseri Spor'un aslında defans önemli isimler alması gerekiyordu. Bu transfer politikasını yönetimi belirledi. Teknik adamı bilmiyorum ama teknik adamın da ben istediğini ama yönetimin almadığını da düşünüyorum. Çünkü bazı konular açıklamaları bana bunu çağrıştırıyor. Mali problemlerden. Yani mali problemler yüzünden. Ama şöyle bakıyorsunuz. Bakın Deniz ve Mendes sağlı sollu kanatlarda ayrıldıklarında, oynadıklarında kim olursa olsun herkes çarpıyorlar. Bunu söylüyoruz açıkçası. Ama biri oynamadı mıydı, diğeri de oynamıyor. Sanki hani üzüm üzüme baka baka karar rahat sözü var ya, bizde tam aynı şekilde. Biri oynamadı mı, diğeri diyor ya oynamıyorsa ben de oynamıyorum diyor. Ya kardeşim bakın, zaman zaman diyoruz ki biz, Deniz'i kanada çekme o zaman. Deniz'i forvetin arkasına at. Merkez. Serbestte geçen, kalsın. Geçen seneki başarılı yani, olduğu yer. Serbestte kalsın. En azından sana faydalı olsun. Ha senin peki kanatlı adamı yok mu? Var. Varela. Varelan var. Güray'ın var. Sağlı sol oynatın. Amorim aldın. Oynatabiliyorsun. Tabii. Mendes diyorsun. Bak dört tane oyuncudan bahsediyor sana. Evet. Sağlı sol ya. Yedeklerle ya, birlikte söylüyorum ben sana. Bak bu başarı şöyle olur. 11 artı 11 yaptıran bir direkt 22 gole katkısı olan merkez orta saha oyuncusu. Bunlar Deniz. Kendi aralarında yarışsınlar. Tabii. Yani sen şimdi bir ay oyun kurucu düzeltiyorum. Bacı'yı oyun kurucularak koyuyorsun. Bacı oyun kurucu olarak geldiğinde önünde kim varsa bakıyor. Bacı'nın da son maçlarda özellikle maşallah yani işin gerçeği geriye dönüşleri, frenlemesi tamamıyla sanki adam kulübün ya da futbol takımının dibine dinamit koyar gibi bir oyun içerisinde sonuçları. Normal Bacı'dan çok şey beklemeyin. Mehmet Topal gibi kesici stoperdir. Önünü buraya atmışsın. Yapamıyor yani, başka bir ötesini şey. Yapamaz oyun ki. Önünde, yani oyun kurucu işte, önünde merkez orta saha oyuncusu işte, Deniz gibi adam olduktan sonra artık kuramıyor. Kapasitesini ve yeteneğini aşan şeyler yapmaya çalışıyor. O zaman da eline yürüne bulaştırıyor. Aşamıyor abi, aşamıyor. Sıkıntımız bu. Sıkıntımız o olunca da tabii ki ne yapıyorsun? İşte böyle takıp kalıyorsun. Tabii. Biz Bacı'yı devam, ben son 3-4 haftadır Bacı'yı eleştiriyorum. Doğru. Niye eleştiriyorum? Çünkü artık Bacı'da bir herhangi bir çıkış noktası yok. Adam bitiyor. Orta alanda kilitlenip kalıyor. Aldığı topu da geriye atıyor. Bunu ben görüyorsam sen yani kenar yönetim olarak görmüyor musun abi bunu? Görmen lazım. 24 saat sen yaşıyorsun oyuncularla. Yani bunları görmek lazım. Şimdi ya bakıyorsunuz. 30 puan alan, 17 haftada 30 puan alan bir Kayseri Spor'dan bahsediyoruz. Ya bunları bu takım aldı. İkinci yarı oynadı, 7 maç var, 8 puan almış. Evet. Geriye kalan 10 hafta var. 10 haftada bizim 22 puan daha almamız lazım. İlk yarıyla eğer başarı konusunda aynı olabilmemiz için. Bakın ilk yarıyla aynı olabilmemiz için. 22 puan. Geçtim ben, 20 puana razıyım. Yani 6 galibiyet alabilir miyim 10 haftada? Çok zor. İnanın çok zor. Niye yani biliyor musunuz? Yani 10 puan alırsak bu arada. Şu oyun gücüyle biz ikinci yarıda kalan maçlarımıza 6 galibiyet almamız zor. Şu oyun yöntemiyle. Çok zor. Yani Bursa maçında ortaya konan oyunla diyorum. Ama bu beni üzüyor. Bakın beni üzüyor hakikaten. Niye? Ben futbolcuların galibiyetler sonrasında ne kadar prim aldıklarını duyuyorum. Yani kulağım mecburen kulüp değişir olduğunu biliyoruz. Ne kadar para aldıklarını biliyoruz. Yani cezasız bir şekilde işlemler yapıldığında çoğunu biliyoruz. Ya bu kadar olan bir yani akan bir suyun içerisinde testinizi habire doldururken de ya böyle sıkıntılar olursa da bırakın da testinin dibinden bir tane delik açılsın. Ben bunu yönetime söylüyorum. Tabii ödül ceza sistemi futbolun tabiatında. Nasıl başarıda ödül sistemi varsa başarısızlıkla ceza sistemi mutlaka ağır bir şekilde olmalıdır. Kesinlikle. Bunu futbolcuyla oturup konuşacaksınız kardeşim. Maç maç yapmayın. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ya maç maç şu ödül sistemini yapmayın. Hedef, sezon sonu hedefi veya paket halde. Paket haline. Bakın büyük takımlar dediğimiz Galatasaray, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si bu şekilde yapıyor. Galatasaray'da ben 4 haftalık paketleri çok iyi biliyorum abi. 4 haftanın bir tanesinde alınan bir mağlubiyet 4 haftayı insanlar bitiriyor, ortadan kaldırıyor. Ortadan kaldırıyor. Ya bunları şimdi düşününce
İnsan tabii diyor ki ya kardeşim ne yapıyorsunuz? 4 haftalık periyot ortadan kalkmasını istemiyorsan kazanmak zorundasın kardeşim. Biz ama bakın 4-5 sezondur bunu söylüyoruz ya. Bu yönetim ya biliyor mu bilmemesi de müşten değil. Bilmiyor mu desem bilmemesi. Neden biliyorsun? Çok tecrübeli bir yönetim var. Yani şu andaki yönetim, mevcut yönetimde özellikle başkan hem Kayserispor hem Erciyesspor yönetimlerinde daha evvel de bulunmuş, başkanlık da yapmış biri. Erciyesspor'da da başkanlık yapmış biri. Ha bizim bunu zaten sohbetlerde de söylüyoruz, siz söylüyorsunuz, biz burada yayında söylüyoruz. Paketli programlar veya hedefli prim sistemi insanları daha çok motive eder, konsantrasyonunun bozulmasını engeller. Ama siz tutarsanız Osmanlı'ya 10 bin lira verdim, Kasımpaşa'ya 8 lira verdim, bilmem neye verdim. Mağlup olunca evinde ceza yok. En kötü evinde mağlup olduğum ve puan kaybında aynı sistemde yani galibiyet kadar ceza primi ve koyduğun zaman insanlar bunu yapmıyor. O zaman şunu yapacaksın, maç mı yapıyorsun? Kardeşim galibiyet 10 bin, mağlubiyet 10 bin ceza, beraberlik 5 bin ceza. Hadi gel de oyna. Bu da olmadı ama sen 10 bin TL'leri ver lafın gelişi ama 10 ile 5 bin lirayı kaybettiğin zaman verme, teşekkür ederim, terinize sağlık dediğiniz zaman işte bu noktaya gelirsiniz. Motivasyon yapmasa. Ya biz bu kadar saçacak parayı da bulamıyoruz. Bu parayı ne için verecek bu takımın o yönetimi? Senin aldığın galibiyetteki 2 milyon liraya güvenerek veriyor zaten. Ya onu da geçtim abi. Bu adamlar sizin başı para almıyor mu da? Tabii sanki. O da ayrı konu tabii. Ya bunları nereden ödeyeceksin? Bu akarı sağlamanın her biri galibiyet sayısı. Sen 10 galibiyet alacaksın 20 trilyon lira. Performanstan para gelecek eski parayla. Şimdi hem onu almazken hem ceza vermezsen ondan sonra diyorsun ki Kayserispor borcunun altından nasıl kalkacak? Nasıl kalkacak abi? Sen Allahu Teala değilsin ki vermeden alma, almadan vermek Allah'a mahsus. Bu kulüpte böyle bir şey. Ama bunu bildiği halde kulüp yönetimlerinin, yani menajerin bu şekilde bir düzeneye sokamaması o zaman basiretsizliğini gösteriyor. Demek ki buradaki başkaldırıyı önleyemeyeceğini sanıyor. Bu da bir beceriksizlik. Böyle bir şey varsa o zaman ben de yönetimi ayar eleştiririm. Yani sen okulundaki talebelere baş geçiremen, baş öğretmen gibi olamazsın. Varsa ile başlık, kelleyi uçuracaksın abi. Puanı feda edeceksin. Değerler ve ilkeleri her zaman önemlidir. Ya sen düşünebiliyor musun? Ya bu takım şu anda 7-8 puan toplamış toplu. Kaybettiği puan sayısı kaç? 21'den 8'i çıkıyor. 13 puan kaybetmişsin. Yazık ya bu takıma. Kaybettiğin takımlar kim abi? Baktığın zaman da hepsini rahatlıkla yenebileceğin, biraz dişini sıksan en az iki tane daha fazla galip alacağın takımlar var. Kaybettiğin takımlar da öyle tuhaf takımlar. Yani desen ki bana çok dişli bir fikstürden, değil öyle bir fikstürden gelmiyoruz. Hafif, biraz ağır, biraz hafif, biraz ağır, böyle bir rahat bir fikstürden geliyor. Antalya kaybetti ya adam düşmedi. Yani Antalya gibi bir takıma kaybediyorsun, Bursa gibi bir takıma kaybediyorsun. Yani ben anlamıyorum, ben yine söylüyorum bakın, gizleniyor. Futbolun içinde olan sorunlardan sanılarak bir açıklamayla getiriliyor. Burada bir sıkıntı var. Bu takımın içinde bir sıkıntı var. Yani futbolcuların geçen seneki durumdakinin benzeri şu anda üstünün hafifçe örtülmeye çalışıldığı bazı sorunlar var ve bunu çözemiyor yönetim. Bana öyle geliyor. Kayserispor'a gidiyorsun. Tabii. Kayserispor'un içinde, futbolcu içlerinde gruplaşma mı olabilir, başkaca şeyler mi olabilir, başkaca aklına karıştıran şeyler, sevgisizlik mi olabilir, hocayla problem mi olabilir, yönetimle problem mi olabilir? Bir şeyler var ama bunların çözüm tek tek her oyuncuyla konuşarak çözülecek, ceza verecek, ceza teşvik edecek, bu krizi çözmek. Biz bunu geçen sene de yaşadık. Çıkamazsak bu 8 puandan 8 tanesini daha biraz sonra, birkaç sonra hafta sonra almamızda hadi Karabük'ü geçelim. Geri kalan 9 maçta ise çok kötü günler bekliyor Kayserispor'u. Ben bugün yayınlanan köşe yazımda şunu yazdım abi normalde. Dedim ki Kayserispor'un kriteri ne olacak? Karabük maçı değil bir kere. Karabük maçından sonrasında oynayacak Konya maçı. Konya maçından alacağı bir galibiyet aslında bizim hedeflerimize yaklaşıp yaklaşmadığımıza da bir işaret olacak dedim. Niye? Çünkü Konya maçı ve Konya maçından sonraki maçlarda gösterip performans ölçüyorum dedim. Karabük maçını niye önemsemiyorsunuz? Ya Karabük zaten havluya atmış. Futbolcular ferdi olarak da oynuyor veyahut da futbolcusu kalmadı zaten adamlar. İşin gerçeği, parasızlıktan. Bu yüzden Karabük maçını kritik olarak almıyorum. Ama dediğim gibi Konya maçı benim için önemli diyorum. Şimdi pazar günü saat 13.30'da Karabük'te maç yapacağız. Karabük'ü yeneceğiz.
Yine biz ta işte 3 puan daha aldık. Puanımızı 41'e çıkarttık. Şöyle olduk, böyle olduk diyeceğiz. Yap kardeşim. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Yapmayın Allah aşkına. Bakın kendi kendimizi kandırmayalım. Bursa Spor kazandı. Bakıyorsunuz Trabzonspor Allah'tan ki kaybetti. Beşiktaş kazandı. Göztepe yani. Allah'tan kaybetti. Göztepe Allah'tan ama kaybetti. Sivasspor'la Malatya'nın inanılmaz derece bir de Malatyaspor'un inanılmaz derecede çıkışı var. Bak abi Sivas geldi. Ben puanları şimdi çıkarttım. Geçen hafta gençler yenilmeseydi gençler kapıya dayardı seni. Şimdi bak abi Sivasspor geldi. Sivasspor hemen altımızda. Bir puan var aramızda. Yeni Malatya 34 puan. Trabzonspor geldi 36'da. Göztepe geldi 36'da. Yeni Malatya 34'te geldi. Akhisar 33'te geldi. Ya Bursa zaten 30'da. Hadi 8 puan aramızda 30 bir şey demiyorum. Ama diğerleri geldi. Şimdi Allah aşkına biz 5. olacağız. 5. olmak için de Kayseri, Sivas, Trabzon, Göztepe, Malatya, Akhisar. 6 takım mücadele edecek. 5. olmak için 6 takım mücadele ediyor. Ya yukarıda ne var peki? Yukarıda Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe. Ya Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin puanı kaç? 47-44. Sen kaçsın? 38. Yensen 41 yapacaksın. Arada 3 puan kalacak. O mu daha basit? 2 takımla mücadele etmek, alt takımla 5. ile mücadele etmek mi daha basit? Biz resmen kendi elimizle ligin 3.sü, 4.sü olmayı istemiyoruz. Evet. Kendi ipimiz. Ya bize yedirme. Ya kardeşim sen oyna saha içerisinde de yiyecek misin, yemeyecek misin ona göre karar verirsin ya. Sen oynamasan sana yedirirler mi? Vallahi ben şu 7 maçtan 2 maç haricinde hakemin kurbanı olduğu bir maç görmedim Kayserispor'un. Öyle bir pozisyon yaşadı mı? Şurada hakem konuştuk, ilk yarı çok konuştuk. Ya bu maçında Umut'un bir müdahalesi var ki el verilip vermemek. Yani biliyorsun UEFA'nın son aldığı kararlar normalde el verilebilir demiyorum. Bir önceki maçta da düşmenin Kasımpaşa maçındaki problemli konular vardı hatırlıyorsan. Yani. Şimdi Kayserispor'un böyle hakemli son 2-3 haftaya hakem falan demesine gerek yok. Hayır. Tamam geçmişte var. İlk yarı var. Kaç hafta öncesinde var. İlk yarıda var 8 tane puan. Geçti gitti. Ama şu anki aldığın sonuçlara göre herhangi bir hakem mazeretin yok. Hayır. Tek mazeret kendi. Kendi beceriksizliğinden, kendi oynayamamazlığından aldığın sonuçlar senin ya. Kişiliksiz futbol oynuyorsun abi. Bursa maçındaki futbolcuların oynadığı oyundan sonrasında ben inanır mısın? Ya ne yazayım diye uzun uzun düşündüm. Ya o sinirle, o stresle şimdi elime geleni yazacağım. Ya aklımdan geçenleri kaleme alacağım. Dedim ki ya sonrasında ya ne yapıyorsun Mustafa dedim ya. Ya kendi kendimi kendi kontrol etme durumuna geldim artık. Niye? O sinir, o stres. Çünkü diyor ki kardeşim biz sinirlisi. Kardeşim sizin oynadığınız oyunlardan sonrasında bizim girdiğimiz hale sen biliyor musun? Tabii canım. Buradaki oynayan futbolcusu olsun. Sen de dahil olmak üzere hepiniz aldığınız bir karşılık var. Onun işi yapıyorsunuz. Bizim öyle bir karşılık, biz severek yapıyoruz bunu yani. Bizdeki stresi siz öyle düşünün bakalım. Kayserispor'un yöneticisi Mehmet Çakmak uyarla ilgili haber geldi. Allah Allah şaşırdım böyle Bursa maçından sonrasında. Neyse görüştük, yüksek tansiyon. Tansiyonu yükselmiş, indirememişler. Hastaneye gitmiş mecburen. Diyorum ki ya, senin tansiyonun yükselmesi kadar, bak sen burada diyorum yani uğraşıyorsun. En azından bir kulüp diyorsun, bizim kulübümüz, yönetimdeyim diyorsun, ulaşıyorsun. Herhangi bir maddi karşılık olmadan yapıyorsun. Bunu ben biliyorum diyorum. Ama futbolcu diyorum senin kadar tansiyonun yüksek mi diyorum ya. Allah mağlubiyetten sorsun. Onun hiç umurunda değil ya. Mağlubiyet. Önümüzdeki maçlara bak. Böyle bir durumdasın abi işte dışarıdaki insanda yani. Ben zaman zaman bazı arkadaşlara sporla ilgili derken ben Kayseri Spor taraftarıyım diyorum. Ha basın olarak tarafsız ama Kayseri'deysem Kayseri Spor taraftarıyım diyorum ben. Niye? Kayseri Spor sayesinde ben en azından bu durumları yani aktarıyorum sizlere veyahut da şöyle baktığınızda maçları takip ediyorum. Süper Lig maçlarında oluyorum. Kayseri Spor'un Süper Lig'de olması demek benim de Süper Lig'de olmam demek diyorum ben. Evet, evet. Benim kazanımım bu. Şehrin de Süper Lig'de olması. Yani benim kazanımım şehrimin kazanımı. Eşittir bunların hepsi diyorum. Şimdi böyle olunca da ne yaparsın abi ne dersin? Ben fazla bir şey söyleyemiyorum. Bak şimdi ne demek gerektiği? Biz zaten diyeceğimizi diyoruz. Ama bakın enteresan bir şey var. 4 haftadır biz bu ikazı yaptığımız halde iyiye giden bir şey göremedik. Yani ne hocanın olaya bakışında değişim oldu ne de futbolcuların bir iki isim haricinde sorumlulukları taşıyan haricinde genel yapı itibariyle bozuk ve ne diyeyim olanı kabullenen bir durumda bir futbol oynadığını fark ediyorum. Bunun bir kamçı gerekiyor. Şimdi sen biraz evvel dedin ki Karabük Spor maçını çantada çektik diyorum. Hadi ben de öyle göreyim. Şimdi bakın
Atiker Konyaspor inanılmaz derecede borç batağında ve çıkış olarak ligde kalmayı veriyor. İşte iki tane önemli transfer yaptı ki belki de transfer bütçesi bu kulüp için çok ağırdı. Samuel Eto'o ve Yahuç. Ve şimdi de geçen gün, dün imzaladı. Sergen Yalçın, bizim eski hocamızla anlaşma yaptılar. 10 haftalık bir görüşme yaptı. Yani tek dertleri ligde kalmak. Ve çıkış maçı olarak da Kayseri'deki evindeki Kayserispor maçı olarak görüyorlar. Ve Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımın iskeletindeki 7 oyuncu şu anda Kayserispor'da oynuyor. Kimin ne oynadığını çok iyi biliyor. Sergen de çok cin bir takım oyuncudur. Yani futbolun cinidir. Yani teknik adam olarak da Dürosun büyük takımlara dersini verdi. İlk çıkışımız da Sergen Yalçın'a verdi. Ben çok zor bir maç olarak görüyorum. İnşallah alırız ama Konya zaten yapı olarak bize hep tamamen evimizde ve dışarıda hep ters gelmiş bir takımdır. Yani biz onlara çıkış maçı olarak verebiliriz. Ben ondan çok endişe ediyorum açıkçası. Bunun da ölçüsünü Karabük maçında göreceğiz. Hani Karabük maçından sonra bir Sergen Yalçın'la Atiker Konya karşısında bir mağlubiyet tatmamız işten bile değil. Kötü bir şeyin habercisi olarak görüyorum ama çok olağanüstü bir futbol oynaması lazım. Yani Kayserispor'un birinci sezon ligin ilk devresindeki futbol anlayışına dönmediği sürece Konya maçı da çok zor bir maç olarak görüyorum. Bunu açıkça söyleyeyim. Takımda kısa sürede bu iş düzelir mi dersen, aslında ben Karabük maçını bir antrenman maçı olarak gördüğüm zaman öyle göreyim size. Bu takımı bugün itibariyle Konya maçına kadar olan yaklaşık 12-13 günlük süreç zarfındaki dönem çok önemli. Yeniden yapılanması, daha doğrusu Kayserispor futbol ve kafa yapısı olarak ve hocanın da yenilenmesi gerekiyor. İkinci son 10 haftalık dilimde yenilenerek başlaması lazım. Yenilenmediği takdirde, bak şurada söylüyorum Mustafa, bugün ayın 6'sı akşamı, 16'sı, 26'sı, öbür ayın 6'sı, 16'sı, 26'sında yine aynı sorunları konuşan ve Kayserispor'un aynı şeyleri ve benzer şeyleri söyleyen iki yorumcu olarak biz burada konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ben maç programına bakıyorum abi, kısacası ne var ne yok diye. 27. haftaki maç programında kısaca yani bir bakayım. Konya ile hangi gün? 8'i diye biliyorum. Ben de yanlış. Evet, şöyle bir bakayım. Ona göre ben kısaca sana bir değerlendirme soracağım. Evet, Kayserispor, Konyaspor 3. ayın 18'inde. Şöyle bir kısaca tablo çıkartacağız abi ortaya. Bakın, Karabük'le maçımız pazar günü 11'inde. Hemen ardından bir hafta sonra 18'inde Konya ile maçımız var. En sıkıntılı maç. Önemli maçlardan bir tanesi. En sıkıntılı maç. O maçtan sonra bir hafta aramız var. Milli maç aramız var. Keşke önceden olsaydı daha iyi. Nisan başına Fenerbahçe ile maçımız var. Bak, Konya'dan sonra Fenerbahçe geliyor. Fenerbahçe'den sonra biz Trabzon'a gidiyoruz. Trabzon'dan sonra Gençlerbirliği geliyor. Sonra da Başakşehir'e gidiyoruz. Şimdi bizim sezon başındaki fikstürümüz iyiydi. Sezon sonundaki fikstürümüz sıkışık bizim. Çünkü hepsinin belli bir hedefi var orada. Şu anda bak, Fenerbahçe'nin hedefi var. Trabzon'un hedefi. Trabzon seni yenecek, ilk 5'e oynuyor. Konya'nın hedefi var. Gençlerbirliği'nin hedefi var. Ligde kalmak diyor, orta sıralara çıkmak. Konya'nın hedefi var. Başakşehir'in hedefi var, şampiyonluk. Konya'nın hedefi var, ligde kalmak. Ne kaldı? Bir Karabük kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane maç programında 6 haftadan bahsettim. 6 haftada bir tek Karabük'ün ya hedefi yok. Garanti görüyorsun. Bir ihtimal. 6 haftada sadece bir galibiyet olur mu diye söylüyorum ben. Daha olabilir. Yani ya bir galibiyet veya en fazla 4 veya 5 puanlık bir girdaptan çıkar. Yani bu girdabı 6 veya 5 puanla çıkmaz, çıkarsan kimse niye çıktık demesin bana. Çünkü bu oyunla çıkarsın zaten. Bu futbolsuzluk, bu ölçüyü veriyor bize. Çünkü bakın, hepsinin son hafta maç. Bakın, Gençlerbirliği aşağıdan kopartmasının maçı olarak gelecek belki bize. Trabzonspor'da Rıza Çalınbay'ın ve yönetimin geleceğinin maçı olacak. Fenerbahçe kupadan başka bir umudu kalmamış olmasına rağmen Avrupa Kupada o garanti olmadığı için kupa galip, kupaların veya ligdeki belki de hiç belli olmaz. Şimdi 50-44-47 diye sıralanıyor ama yani bugün yarın Galatasaray'ın yenilmeyeceğini, Başakşehir'in yenilmeyeceğini kim söyledi? Çünkü bu takımın, bu ligin şampiyonluk
bir alt ligin kendine bir döndü. 68-70'e kadar çekilebilir şampiyonluk turu. Bunun da 10 puanı, 30 puanı, şu anda 44 puanı ve 74 puanı var. Yani biz hep herkesin belli bir iddiasının olduğu döneme ait olup geçen yarıya göre aynı fikstürde olmaz ama iddialarını kaybetme. Hani çünkü telafisi olan bir iç yarıydı. Şimdi öyle değil. Herkesin belli bir iddia ve amacı için karşımıza çıkacağı rakipleri. Beşi de. Öncelikle Sergen'in takımı. Şimdi onun üzerine Fenerbahçe var. İnanılmaz derecede bir Fenerbahçe maçı var. Arkadan işte Başakşehir, Trabzon var vesaire var. Gençler. Yani ben bu Karabük'ü geçtik. Konya ile başlayan 6 haftalık dilimi çok endişeli görüyorum. İnşallah hani diyorum ya Karabük idman maçı göre önce bir hafif bir yenilenme. Devre arasında yani bir haftada Karada bir ikinci bir yenilenme şırınga yapılır ama ben bu ışığı görüyor muyum? Bana açıkçası görmüyorum. Işık başka bir şey de var. Bu takımın üzerindeki sıkıntılı bir şeyler var. Bu takımın hocayla çözülecek, yönetimle çözülmesi gereken, belki de ağır tedbirler alınması gereken şeyler. Dikkat edersen Kayserispor'da sorunlar belli sızdırılmadan hissedilen ve yakaladığımız şeylerdi. Geçen sene de aynı şeyi yakaladık. Proseniçki zamanında da aynı şeyi yakaladık. Şota zamanında da aynı şeyi. Hiç dışarıdan öyle görünmüyordu ama biz içeride bir takım şeylerin kaynadığını gördük. Şu anda Kayserispor'da bazı kaynamalar var. Yönetim inkar etse de ikaz ediyorum. Şimdiden tedbirlerini alsınlar. Futbolcuya ihtiyaç olabilir ama futbolcunun da Kayserispor futboluyla veya futbol dinamikleriyle de dalga geçmeye hakkı olmaması lazım. Parasının hakkını vermesi lazım. Vermesi lazım. Az bir para değil. Sen adam 1600 lira para alacak. Haftada 2 sene maç çıkacak. Buradan kalkacak, bilet alacak. Dürüm ekmek yiyecek. Aç kalacak. Belki de evine götüreceği 4 ekmek parasını oraya verecek. Sonra gelecek ki kötü bir Kayseri. Yok kardeşim öyle bir şey. Evet, taraftar da ekler durur. Sıkıntı olur yani. O yüzden dikkat etmeleri lazım. Zaten diyorum. Zor gelen bir taraftar yapımız var sahaya. Yani. Evet, umut ediyoruz ki iyi olur diyoruz ama lig değerlendirmesine baktığımızda ise hakikaten lig bir hayli cadı kazanı dediğimiz tabiri kullansak herhalde yanlış bir tabir kullanmayız. Baktığımızda rakipler hem çok kolay yeniyorlar hem de çok kolay yeniliyorlar. Böyle bir durumda karşı karşıyayız. Şimdi Kayserispor'un, Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in özellikle dün vilayette bir imza protokolü vardı. Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü dahilinde Kayseri Valiliği'nin gözetiminde bir protokol imzalandı. Okullardaki spor aktivitelerinin artırılması, onları daha da yaygınlaştırılması ve Kayseri Spor'un da işte okulları pilot olarak kullanması deniyor. Şimdi böyle bir anlaşma olunca ben sabahki yayınımıza dedim ki ya Kayseri Spor kulübü böyle bir anlaşmaya imza attıysa demek ki futbolcu arayacak. Niye diye soracak olursanız ya Kayseri Spor kulübü sadece futbol takımından ibaret. Yani herhangi bir artı branşı yok. Biz bunu her zaman dile getiriyoruz. Söyleye söyleye dilimizde artık bu pelesenk oldu ama kusura bakmasınlar. Yani ne bir handbol takımı, ne bir basketbol takımı, ne bir voleybol takımı yapılarını almadılar. Yani biz üç büyükler dediğimizde hakikaten İstanbul'daki o takımlar büyük takımlar. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Taraftarıyla şunu da bunu demiyorum. O kulüpler kulüp. Yani o kulüpler hakikaten büyük takımlar. Çünkü Fenerbahçe'sinden, Beşiktaş'ından, Galatasaray'dan bahsettiğinizde onların sporun her alanında olduğunu görürsünüz. Yani salon sporlarında görürsünüz, su sporlarında görürsünüz, ne bileyim atletizm pistlerinde görürsünüz ama görürsünüz mutlaka. Çünkü o takımlar, o yani o kulüpler her branşı içerisinde, uhdesinde barındırırlar, en azından temsil ederler. Biz Kayseri Spor Kulübü olarak, Kayseri Spor Futbol Kulübü olarak sadece futbolla ilgileniyoruz. Dedim ki ya bu anlaşma herhalde sadece biz okullarda, pilot bölgelerdeki okullarda futbolcu tarayacağız. Ben bunu anladım. Senin başka bir şey anladığın var mı bilmiyorum abi. Yok. Şimdi Kayseri Spor'un ya da Kayseri kentinin spora bakışı diye bir şey yok. Ben geçen de söyledim. Sohbet ortamında söyledim. Geçen bir şey söyledim. Bir üst akıl veya bir üst el siyaseten işaret etmediği sürece futbol haricinde herhangi bir yerde ilgi duyulmuyor. Bunu handbolde, şu anda durumu kötü olan Agü'de görüyoruz. Ben eski Erciyes'e de, bak Erciyes dahi, spor dahi, spor oldu, futbol olduğu halde başka şeylerin hesabı içinde getirisi yoksa, bunu ne demek istediğimi herkes anladı.
kendi kaderine, biraz sonra Erciyesspor'daki vahim tabloyu anlatacağız. Şimdi bakın, sen üç büyükleri diyorsun, ben orada not alıyorum aklıma gelen. Mali krizinde 100 milyon lira borcu olan Karşıyaka'nın bile Süper Lig'de basket takımı var. Atletizm takımı var, tenis takımı var, 7 tane spor dalı varmış. Ben o haberi okuyunca. Geçiyoruz. Sakarya Spor Kulübü'nün Sakarya basket takımı var. 100 milyon borcu olan Eskişehir Spor'un Eskişehir basket takımı var. Borç batağındaki Trabzonspor'un basket ve başkaca handball takımı var. Ve de yarı profesyonel devam ediyor. Bursa'nın tam 9 tane amatör branşı var. Şimdi neyi konuşuyorsun abi? Biz bundan evvel bu protokole de gerek yok. Bu protokolün avantajı şu, sen bana yayından evvel anlattın abi. KDV, yani devlete ödemekle yükümlü oldukları KDV'yi amatör spora kanalize ederse KDV'yi devlete ödemek yükünden kurtulacaklar. İnşallah onu da eline yüzüne bulaştırmak. Amatöre kaynak aktarmak. Onu Kayseri Spor özeli değil, başka kulüplerde eline yüzüne bulaştırmak değil mi? Suistimal etme. Ya bu KDV derken de futbolcunun mutlaka bir vergisi çıkıyor ortaya. Suistimal etmezler. Evet. Genelde suistimal ediliyor. O paralar aktarılmıyor. Şimdi gelelim. Çünkü AGÜ'de SGK'lar falan da ödenmediğini biliyoruz. Bakın şimdi ben bir şey daha söyleyeyim. Biz yaklaşık 8-10 senedir program yapıyoruz. Bu yasada yaklaşık 15 senedir var. Yani AK Parti iktidarına geldiğinden beri. Ama sen bunu söyleme abi. İktidara geldi, tamam, onu reklam girelim. Tamam. Reklamdan sonra devam edelim. Tamam, çünkü bizi izleyenler ona göre beklesinler. Tamam. Ne diyeceğimizi merakla beklesinler diyoruz. Haklısın. Şimdi arkadaşımız uyarıyor. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası diyor. Reklam aradan sonra birlikte devam edeceğiz. Bir dakika. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet sevgili izleyenler, reklam sonrası yeniden sizlerle birlikteyiz. Oktay abi, aman abi yasayı anlatma, hemen reklamdan sonrasını anlat demiştim. Evet. Yeni yasa demiyorum. AK Parti'nin iktidar geldiğinde hükümetin bir uygulaması vardı. Daha doğrusu hedef olimpiyatlar olduğu için, olimpiyizm ruhunu gelmek için. Amatör sporlarda profesyonel, daha doğrusu lisansiyer ve yarışmacı sporcu kazandırmak adına okul işbirliği, aslında bu yasa var. Yaptığınız tüm harcamaları direkt vergiden düşüyorsunuz. Daha doğrusu vergi kazan karınızdan düşüyorsunuz. Büyük bir avantaj sağlıyor. Aslında lisanstan bahsediyoruz değil mi abi? Tabii tabii. Ama müsabık olmasından bahsetmiyoruz. Tabii, yani. Tabii. Müsabık olmasına da gerek. Amatör sporlara yaptığınız her yatırım, harcadığınız her parayı devlet öyle bir imtiyaz sağlamış ki kardeşim aldık demiş, direkt demiş düşüyorum. Biz bunun 8-10 senedir seninle mücadelesine veriyoruz. Bu yasaya da gerek yok. Yani bu işi bugün cellemeye gerek de yok. Biz o zaman bile ilgi gösterilmeyen bir durumda varken tutup burada KDV avantajıyla ilgi göstermek, ha demek ki kulüpleri canını vergiden yaktığınız zaman, hani birazcık yattığı zaman biraz daha heyecan duyuyorlar. Biz bunu söylerken geçmişte de ya bu şehirde bir spor şurası kurun. Şehri idare edenlerle şehirde bu işte uğraşan yöneticisinden tutun, işte teknik kadrosundan tutun, sporcu kadrosundan tutun. Birkaç gün ya şöyle kapanın bir yere, basını da içine alın, herkes kucağındakine döksün. Şehrin sporu ne haldedir, ne hale getirilmedir, tespit ve çözüm önerileriyle birlikte, yasal avantajlarıyla birlikte, keşke bundan 7-8 sene kadar evvel bunlar yapılmış olsa idi. Belki de Türkiye'ye örnek olan bir Kayseri, hani hep Kayseri modeli gibi bir lafla hareket ediyor ya bizim şehrimiz. Sporda da ve sporun da Türkiye'ye esinlenmesi anlamında spor politikasında bir Kayseri modeli yer. Bir bu treni kaçırdık. O zaman gerçekten büyük bir avantaj yakalama ihtimalimiz de vardı. Ve o zaman eğer bunlar yine yapılsaydı, belki Erciyesspor bu halde olmazdı. Belki handball kapanmazdı. Belki AGÜ bu hale düşmezdi. Sonu nereye olacağı belli değildi. İşte o zaman Kayseri futbol takımı, KFK, Kayseri Futbol Kulübü, hani evet, Kayseri Spor Kulübü değil. O zaman AGÜ'yü, handball'ü çatısı altına alırdı ve o zaman da burada şimdi Bursa Spor, bakın ben büyük takımlara hiç gitmiyorum. Eskişehir Spor gibi, Karşıyaka gibi bir modelin daha üst güzel tamam. Ha şimdi heyecan veriyor mu? Ben sana açıkça söyleyeyim.
vitrinlere ve manşetlere yazıyor. Burada inşallah ben yanılırım Mustafa. Oktay abi bak böyle konuştun ama ha, görüyor musun? Bak kapak olsun dedi. İnşallah kapak olur. O protokol söylemden öte çok fazla yere gideceğine inanmıyorum. Neden biliyor musunuz? Bak bir şey daha söyleyeyim. Sayın yönetim, tamam çok büyük borçtasın. 160 milyon borcumuz var. Büyük bir enkaz devralır. Ona da hiçbir şey demiyorum. Ya arkadaş, şurada bir Agü denen bir gerçeklik var. Şurada bir Erciyespor denen bir gerçeklik var. Kapanmış bir handbol var ve bunlara esin kaynağı bu iki takım, bu üç takım daha doğrusu. Futbolda Erciyes, baskette Agü, erkek takım olsa harika olurdu. Handbolde de kapanan takım olsaydı, bunun yanına bir de voleybol, başka bir çeşitlem olsaydı, bugün senin ilgilendiğin, bizzat ilgilendiğin kayak, voleybol, başka alt taraftaki şeylere bir çıkış ve basamak olurdu. Onun için neden bu yasalarda bu vitrinleri yapmaktansa, keşke dedim o zaman Agü'nün teklifine sıcak baksaydınız. İşte handbol geldiği zaman kolaylıkla yapmazlar. Yani onun için treni kaçırıyoruz. Sonra kaçan tren buradan Mersin'e ulaşıyor ya da Adana'ya geldi. Adana'da buradan yola çıkıyorsunuz. Adana'ya varmadan yakalayıp Kayseri'ye çevirmeye çalışıyorsunuz. Yani biz bu hale gelmiş vaziyetteyiz. Beni üzen de bu abi. Ya niye önceden akıl edilmiyor bu? Şimdi Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Allah aşkına Gençlik Spor İl Müdürlüğü bir şeyi zorlamadan kendisi proje üretemiyor mu ya? Adınız zaten Gençlik Spor İl Müdürlüğü ya. Nedir bu ben? Ya ben hepsinde çıkış noktasını senin kadar kusura bakma iyimser göremiyorum. Kağıtlarda imzalar atılır ve orada kalır. İnşallah kalmayacak diye de sen temenni et. Ben kalacağı iddiasındayım. Şimdi öncelikle şuradan bakalım. Yasa çıkacak dedik. Daha öncesindeki yasa var dedik. Kayserispor kulübünde imza attı. Bu durumla ilgili baktığınızda ne olacak? Müsabık olmak mı, lisanslamak mı? Ben o yüzden sordum. Lisanslamak çok ayrı bir şeydir. Tabii. Müsabık olmak çok ayrı bir şeydir. Oktay Haluk Doğan'ı ben Basın Gençlik Spor Kulübü'ne lisanslarım. Oktay Haluk Doğan yüzücüdür derim, lisanslarım. Gelir yüzücü olarak yapar ama müsabık değildir. Tabii. Yani müsabık dediğim yarışmalarda yer alamaz. Bizim için önemli olan yarışmalarda yer almasıdır sporcunun. Yarışmalarda veyahut da sportif aktivitelerde, organizasyonlarda yarışmacı sıfatıyla yer almasıdır. Neden ülkede olimpiyatlara eğer oyuncu yetiştirmek? Tabii ki. Eğer biz oyuncu ya da sporcu yetiştirmek istiyorsak. Müsabık dediğimiz budur. Lisanslamak ise evde babamızı, annemizi, ne bileyim kardeşlerimizi, dayımızı, halamızı, teyzemizi lisansladığımızda niye lisanslıyorsun diyemezler. Tabii. Ve böyle yapınca da eğer lisansa göre de sporcu sayısına bakıyorsam benim kulübümün sporcu sayısı 1000'i geçer, 2000'i geçer. Benim liseden ve döneminden kalan iki dalda lisansım var. Handbol ve basketbol. Bakın. Yani bunları söylemek istiyoruz. Ha. Devlet şimdi futbol kulüplerine farklı bir çalışma sundu. Bunu Kulüpler Birliği yapıyor zaten. Kulüpler Birliği bünyesinde bulunduğu kulüplerin özellikle vergi borçlarından kurtulabilmesi için ki çünkü kulüpler vergi ödemeye asla yanaşmıyorlar. Adamlar çünkü kazandığımız para bizim şey diyorlar. Hep maron, önemli. Hep maronun yaprağı diye. Vergi mi vereceğiz kardeşim diyorlar yani işin gerçeği. Çünkü savurganlık konusunda sıkıntıları yok. Dışarıdan herhangi bir etoyu getirdiğinde 5 milyon avroyu verdiğinde kim sonra niye 5 milyon avro veriyorsun kardeşim? Bunun vergisini nasıl ödeyeceksin diye sormuyor. O da diyor ki zaten vergi nasıl olsa orada yazılıyor. Kimse gelip istemeyeceğine göre kalsın diyor. Ben 5 milyon avroyu Eto'nun kucağına dökerim. Vergi borcum da orada sabit kalsın diyor. Misal Antalya Spor veyahut da Konya Spor. Yani Eto'da olduğu için söylüyorum ben sözü. Ya durum böyle olunca dediler ki ya devlet olarak biz zaten vergi alamıyoruz kulüplerden. İyisi mi? İyi, ne yapalım? Ya kulüplerin de bu arada alt branşlar açması konusunda sıkıntı yaşanıyor. Çünkü vergi ayrıca para olmayınca borçlu gözüktüğüne göre o zaman üst kademedeki futbolda transfer yaparak oluşan o vergi yükünü bize vermesin diyor devlet. Bize verme kardeşim diyor. Bünyende amatör spor oluştur. Amatör spor branşları oluştur. Ve bu branşlara bana vereceğin vergiyi diyor kaynak olarak onlara ver. Müsabık takım yaratacak tabii, ama değil mi? Lisans takım tabii yaratacak. Ki, tabii ki tabii. O yarışacak şey. Yani bunlar. Evet. Ligde olacak yani. Ligde yer alacak. Yani bu şekilde bir olanak yap diyor. Böyle durunca da şimdi diyorsunuz ki ya bunun yine de bir biz işte bizim insanımız biliyorsunuz bazı yerlere göz açıklığı sever. Acaba ya olur da devlet diyor ki ben yine körebe oynayacağım diyor.
Ama bunlar da oluştur diyor. Bile bile la desin de diyor. Ama sen de bunları yapmanı istiyor. Yani en azından %100'ünü yapmasa da %30'una, %40'ına razı yani. Bu olayların gelişmesinde. Şimdi bakıyorsunuz Kayserispor'da ciddi anlamda transferler yapılırken transferlerin bütçeleri açıklanıyor. Bütçeler derken işte bir futbolcu verdiğin 1 milyon euroysa onun vergisi falan her şeyini yazıyorsun. Vergisi ortaya çıkınca da bunun vergisini vermek zorunda kalıyorsun. O vergiyi vermeyip de eğer kulüpte kalacak amatör branşa vereceksen o zaman Kayserispor kulübünün altında basketbolu, voleybolu, handbolu, okçuluğu, masa tenisini, ne bileyim işte kayağını, her şeyini oluşturabilecek bir düzeye geliyorsunuz. O zaman çeşitlilik işte ön plana çıkıyor. Zaten bu gibi durumlarda üç büyükler dediğimiz kulüplerin bir sıkıntısı yok. Onlar ön ayak onlar oluyor. Çünkü onlar diyor ki bakın Fenerbahçe diyor ki ben voleybol takımına harcadığım para milyonlarca lira diyor. 14 tane veya 11 tane yarışmacı takımı var. Bakın voleybola harcadığı para en azından 8-10 milyon lira. Basketbola 15 milyon liraya yakın para harcıyor. Doğru. Bunların diyor ben kaynaklarını en azından futboldaki vergi yükünden azaltabilir miyim? Yani şimdi önü çeken ya bu planı da ortaya atan zaten bu kulüpler. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon gibi kulüpler yani. Evet onlar yaptılar. Anadolu kulüplerine de olanak sağlanıyor bu şekilde. Futbol kulübünden çıkılıyor, spor kulübüne dönülsün diye uğraşılıyor. Çünkü onlar diyor ki kardeşim biz hem okullarda yarışıyoruz, hem futbolda yarışıyoruz. Ama diğer yandan Anadolu kulüplerine baktığınızda ya denen o ki sadece futbolla uğraşıyorlar. O zaman her tarafta bir çeşitleme olsun deniyor. Şimdi buradan nereye geleceğim biliyor musunuz? Durum böyle olursa Kayserispor'un Agüspor'u bünyesine alması işlem bile değil. Alması da zorunda. Alsın abi. Oraya vereceği 2,5-3 milyon lira bir para. Bakın açık net söylüyorum ya. Agüspor'un ben geçtiğimiz gün bir yetkilisiyle konuşuyorum. Şimdi hemen Erciyes, Kayseri'den Agü'ye geçtim ya o yüzden söylüyorum. Agüspor'un yetkilisiyle konuşuyorum. Dedim ki ya kardeşim bana ortaya dökeceğim bir plan var mı? Kabataslak bana de ki ya şu kadar olursa şu kadar olur. Agüspor'un yaklaşık 5,5-6 milyon lira bir yıllık masrafı var. Bu masrafın bakıldığında 2-2,5 milyon lirası ki eğer Avrupa Kupası'da oynarsan iddiadan Sporto'nun geliyor zaten deniyor. Ne gire kaldı? 150'si kaldı. Ya kardeşim 150'sinde ya reklam bulacaksın diyor. Veyahut da çeşitli destekler olacak. İşte belediyenin hibesi olacak, diğer kurumların hibesi olacak bu şekilde. Bakıyorsunuz Kayseri Spor için 1,5 milyon lira, 2 milyon lira yapalım şu anda belki borcu şunu bulalım. Kardeşim nerelere vermedi ki Kayseri Spor ya? Şu anda manken olarak da futbolcular geldi burada o görüntü yaptı parasını aldı. Ederyan topun üzerinde oturdu. Yani Ederyan da geldi gitti. Manuel diye biri içi yani. Manuelo diye biri geldi. Ya geldi gitti. 22 tane oyuncu geldi bunun 10 tanesi öyle gitti geldi. Onlara da zaten biz habire iyi paraları gönderdik yani. Ya onu geçtim ben. Menajerlik payı olarak zaten futbol kulübüne verdiğim paralar da var. 160 milyon TL borç ödenmesine rağmen niye nasıl bu kadar büyür ki? Şimdi bakın böyle olunca da ya 2-2,5 milyon lira için Agü'nün şu anda yaşamış olduğu durumu görünce bir sporla ilgilenen spor adamı olarak baktığımda üzülüyorum ya. Hakikaten bu şehrin spora gönül vermişlerinin de bu duruma nasıl bu şekilde baktığını veyahut da hiç böyle tepkisiz kalmalarını anlamıyorum. Seyirci kalması. Anlamıyorum ben ya. Benim eğer elimde bir yetki olsa vallahi dedim ki ya Kayseri Spor Kulübü'ne kardeşim kaç lira borç var? 160. Ya tamam 162 olsun kardeşim. Al şu kulübü derim ben bünyene. Ama Agü yaşasın diye. Yani basketbol takımı yaşasın diye söylerim bunu. Agü olmaz. İsmi de Kayseri Spor Kulübü. Bayan basketbol takımı olur. Erkek voleybol takımı olur. Ya şimdi bak buradan ben Erol Bedir Bey'e bir şey soracağım. Sitem ederek bir şey söyleyeyim. İyi niyetle söylemiş olsa bile basına akseden durumda bir laf etti. Ben de gördüm. Kayseri Spor'u Avrupa'da bilinir ve tanınır halde önde sıra veya birinci olma uğraşısı da hedefimiz budur diyor. Şimdi Kayseri ve Kayseri Spor'u. Kayseri Spor'u ve Kayseri kentini bilinir ve etmenin zaten çok kısa yolu var elinin altında. Kendin marka var ki zaten. Agü. Sen Agü'yü geçen teklife rağmen keşke almış olsaydınız. İddialı konumunun devam ettiği ilk yarının ilk çeyreğinden sonra ilk başladığında sıkıntılar. Çatının içine almış olsaydı bugün Kayseri Agü 2-2'deydi. İddia ediyorum. Belki de 2-3'teydi. Ve iddia ediyorum kupalarda devam ediyordu şu anda.
şu anda Euro Cup'ın en iddialı takımıydı. Şimdi bunu söylerken insanı o zaman üzülüyor. Yani başkan o zaman o teklife neden sıcak bakmadın? Şimdi inşallah bundan sonra sıcak bakarsın. Ha o zaman vergi avantajı yoktu diyebilirsin. İnşallah bu vergi avantajı bunu bu konuda birazcık daha sıcak bakmanı sağlar. Sağlasın. Çünkü sıfırdan bir erkek veya kadın basketbol takımı kurmayla, handbol, voleybol takımı kurmakla var olan takımı güçlendirmek. Şimdi yapacak ne olabilir? Voleyboldaki güçlü iki belediye takımının, ya belediye ve atletik işte bahsettiğiniz takımlar tam bilmiyorum. Erkek ve kadın basketbolunu belki de ikisini birleştirecek. Kayserispor çatıya alacak. Çünkü bir altyapısı olan bir takımla yapmak lazım. Ve onun yönetim kadrosunun profesyonellerini alacak. Akü'de zaten böyle bir ortam var. Hatta şu anda küskün olmalarına rağmen davet ettiğin takdirde handball kısmına o malum kapanan takımın şu andaki yöneticisi olan Akbeyaz ve grubu da bunu yapacaktır. İşte başkaca aklıma gelmiyor. Sen daha iyi biliyorsun. Diğer kulüplerin iç yapısını daha iyi biliyorsun. Burayla inşallah diyorum ki adım atın o zaman. Bu protokol o yüzden şeyde kalmasın. İmzada kalmasın. Üzüldüğüm şey bu yani. Bunu yapma. Neden? Bakın biraz evvel rakamları bahsederken hani kaçarken böyle sabahları hep spor radyolarını dinliyorum. Hem kendimizi geliştirmek hem de daha farklı yorumlar yapabilmek sizlere. Çünkü biz burada hep bunu veriyoruz. Bir konuşma var. Kapa Beşiktaş Spor Kulübü Jermaine Lens'in uzatma opsiyonunu kullanmış. Şimdi Jermaine Lens dediğiniz oyuncu 29 yaşında. Fenerbahçe kiralamadan sonra yetersiz buldu. Kendi takdiridir. Kiralama sözlerini Beşiktaş yaptı. 29 yaşında. Maliyeti ne biliyor musunuz? 16 milyon avro. Bugünkü kurla 75 trilyon eski parayla. Kur burada kalmayacağını düşünürdüğün zaman 80 milyon TL. Ya arkadaş, bu kadar gerizekalılık olur mu ya? Abi ne veriyor sana ya? 4 milyon 300 bin avro 29 yaşındaki oyuncuya bonservis bedeli ödüyorsun kulübüne. Hayatında görmediği bonservis bedelini 29 yaşındaki oyuncuyu satıyorsun. Yani 20 yaşında oyuncuyu satamıyorsun Avrupa'da. Adam 100 bin euro, 500 bin euro brütlerle oynarken. Ya biz böyle işte savurganlık içindeyiz. Buna geldiğiniz zaman para buluyorsunuz. Eskişehir buluyor, Bursa buluyor. İşte bunun biraz daha... Konya buluyor, Antalya buluyor. Ya bakar mısınız abi ya? 2,5 milyon bir, 1 milyon biri. Toplam ikisinin maliyeti 5 milyon euroymuş şeyle. Eto'yla beraber. Konya sen kimsin abi ya? 25 milyon lira para veriyorsun ya. Biri 34 yaşında. Tamam markadır falandır ama Konya Spor'un kalıbına uygun değil. İşte Samin Nasri olayını gördün. Şimdi de dopingten ceza aldı adam. Yani benim anlatmak istediğim şey ya. Ufkunuzu lütfen gence yatırım. Altyapıya yatırım. Ya bir sene isterseniz hiç verim alamayın. Hepsi elde kalsın. Tapon olsun. Ya her bakın bir sene Kayseri Spor'un Agü veya benzeri bir takıma yapacağı yatırım için harcayacağı parada bir sene çöpe atsa bile inanın var ya Asomiak Yana ödediği para kadar değildir. Evet. O kadar mıdır abi? Değildir. Doğru. Ama ertesi sene bak göreceksiniz Nadas'a bıraktığınız o tarladan mutlaka Kengel'in yanında bir tane de ayçiçeği çıkacaktır. Bir tane elma şey çıkacaktır. Buğday tanesi arpa çıkacaktır. Yapmayın abi. Niye böyle görmüyorsunuz ya? Biz diyoruz ki gelsin ertesi sene kayse. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya olsaydı Agü 3-4 sene sonra şey yaptıktan sonra sabrettikten sonra 4 tane oyuncusunu yukarıya atmazdı. Attı mı? Mevzu başka bir şey. Onun için yine umudum yok. Yani sadece kağıt üzerinde kalır diye bekliyorum. Kağıt üzerinde kalması. Şimdi ağabey kim? Kayserispor. Ağabeyliğin hakkını vereceksin abi. Gideceksin Agü'ye. Gelin bakayım arkadaşlar diyeceksin. Ama önce nasıl yapacaksın? Bence 4 şehrin büyük, 5 şehrin yöneticisi diyelim. Vali Bey ile birlikte oturun bakalım. Şimdi politikayı nasıl belirleyelim?
Önce mevcutlardan kimleri bünyenize katalım demesi gerekiyor. Ki olması gereken bu. Çünkü tecrübeli. Sen futbolda tecrübeli olabilirsin ama voleybolda olmayabilirsin, kayakta. Normal, herkesin her şeyi iyi bilmesi mümkün değil. Doğru getireceksin. Muhteşem bir Kayseri modeli yaratacaksın. Bu fırsatı lütfen son tren olarak görsünler. Yoksa Adana Garı'na tren ulaştığı zaman da geçmiş olsun. Evet, Agü'den lafı açmışken Agü'yü, Botaş'ı şöyle baktığımızda zor da olsa yenmeye çalıştı ama elinden geleni yapmaya çalıştı genç oyuncular, işin gerçeğini söylemek gerekirse. Nereden gireyim? Chelsea Gray'den gireyim. Yani Chelsea tabii ki önemli bir oyuncu. 25 sayı, 6 asist. Toplam 12 sayı doğrudan ver. 37 sayıya direkt etkisi olan eski oyuncumuz. Geçen sene bizden oynadığı rakamın daha altında teklif ederek fark almaya, geçen sene aldığı rakamın 20 bin eksiğine ben oynamak istiyorum diyemesine rağmen hayır seni bünyemizde tutamayız diyen yani Chelsea Gray'i çıktığınız zaman Botaş ile Kayseri Agü maçının arasındaki tablo belli oluyor. Ben maçı seyrettim, sana da arada zaten irtibat kurduk. Annesi babası da vardı, gidin Suasun tercümanlarıyla görüştük de falan. Kayseri'yi çok sevdikleri için geldikten sonra buralar geçelim. Maçın geneli şu, maçta 4-1-2-3-4 sonradan alınmış 3 tane daha vardı. 2-4. 4 tane de gelişimden alınmış oyuncu vardı. Çünkü elde kadro yok. Şimdi sakatlıktan dolayı üzülürsün ama kimi kime yeğe tutarsın deseydin derdik ki keşke Tolo değil de hani Chelsea olmayacak. Yani. Elimizdeki kadar Marginen yerine Tolo elimizde olsa yine maçımı alırdık, bence alırdık. Ben cidden beklemiyordum. Son dakikalara kadar takımın maçı force, o son 10 dakikanın da son 3 dakikasında 10 fark oldu. Ondan evvel bir ara öne bile geçme ihtimalimiz vardı. Son 3 dakikada biz kafa kafaydık. Yani takımı oyun force eden, direnci kırılmayan, dişli bir rakip olarak Agü beni açıkçası gururlandırdı. Ondan sonra baktı ki hoca, ya bu iş kontrolden çıktı. En azından yeni aldığı oyunculara dakika, 50 saniye de olsa, 1 dakika olsa bazı oyunculara yer verdi. Maç sonrası açıklamalarda önce Melis bir açıklama yaptı. Ben Melis'e bir soru sordum. Dedim ki, mali problemleriniz var. Birçoğunuz siz daha iyi para almadığınızı veya geç aldığınızı biliyorum zaten dedim. Peki dedim, bu direnç ve sanki hiç bunlar olmamış gibi bir takım havasını nasıl buluyorsun? Bir arkadaşlık bağlarımızdan, hocamızdan ve takım olma ruhundan kaynaklandım. Çok sevindim ve takdir ettiğim bir cümleydi. Çünkü maçında yıldız oydu. Sonra Sayın Koç'la açıklamadan sonra ben yine soru sordum. Yine aynı şeyler anlattı. Birilerinin artık duyarlı olması lazım. Bu feryatları duyması gerekiyor. Artık bizim nereye kadar nasıl götüreceğimizi bilemiyoruz. Bunun benim aslında bu iş benim işim değil ki buradaki konuk olduğunda da söylemişti ama bu feryat duyuldu mu? Şu dakikaya kadar bu feryadın duyulmadığını görmemek de ayrıca üzüyor, üzüntü veriyor. Yine soru sordum. Peki lig sonuna kadar yapmak istediğin nedir dedim. Vallahi ben bugün iki tane daha fazla oyuncu oldum. Bu oyunculara şartlar el verdiği sürece saha içi dakikalarını arttırmayı düşünüyorum. Gerekirse birkaç oyuncu daha teklif edip ligi tamamlamak istiyorum. Zaten ben ligde kaldım dedi ki yani o maçın son kalacak maçlara işareti şu. Agü gelişimden alacağı oyuncularla skorun ne olacağına bakmaksızın ligi götüreceğini düşünüyoruz. Bundan sonra bir Canik Belediyesi maçı var. Yani alabilecekleri varsa vardır. Vallahi tüm takımların takviye ettiği bir ligde ben biz kan Agü'den, kaybedelim diyorsun. Ya biz olanı da kaybediyoruz. Kaybedip de transfer haklarımızı da kullanamamışsak bu takım bu sene ligi düşmenin bir üstü veya bir iki üstünde bitirir. Geçmiş olsun diyelim. Biz İnşallah üst takıma oyuncu yaşarız. Sezon sonu itibariyle Koç'u da büyük ihtimalle kaybederiz abi. Ben kimi? Onu görüyorum. Koç'u Ayhan Avcı'yı da kaybederiz. Ha oraya geleceğim. Yani Ayhan Avcı'ya şimdi ciddi tekliflerin olduğunu ben dışarıdan duyuyorum işin gerçeği. Bunlardan bir tanesi, en ciddi teklif eden bir tanesi de şu anda dişe diş mücadele ettiği Botaş'tan geldi. Evet. Yani bilemiyorum. Yani Galatasaray'da her an için bekliyor Ayhan Avcı'yı. Böyle bir durumda karşı karşıyayız. Şimdi teknik kadrosunu değiştirme hedefinde olan birkaç tane futbol takım var. Takımlardan birisi Galatasaray. Bir tanesi de Botaş. Botaş merkezini Adana'dan Ankara'ya taşıdı. Ve bir rakam söyleyeceğim.
spora ayırdığı bütçe 10 milyon TL. Basketbol ayırdı bütçe. 10 milyonluk bir bütçenin de cezbedici tarafı var. Ve de Ayhan Avcı'ya da sıcak bakıyorlar. Ayhan Avcı da hala buradaki geleceğinin, takımın geleceğinin ne olduğu konusuna kafasını takılmış durumda. Eğer dediğim gibi hani biraz evvel konuştuk ya, Kayseri Spor'a güç çatısı altında olursa Ayhan o teklife rağmen gitmez bana göre. Yine burada kalmayı düşünür diye düşünürüm ama yoksa o da kendi kariyerini planlamak için daha niye gittin dememek lazım. Kusura bakmasın kimse. Evet. Ya ben de olsam ben de giderim, sen de olsan sen de gidersin. Öyle durum ne yazık ki de böyle. Evet, zamanımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Konuşacağımız konularımız da çok. O yüzden ben hemen buradan Erciyes Spor bölümüne aktarayım. Kısacası Erciyes Spor'a ilgili değerlendirmeyi de konuşalım bölümde. Şimdi Erciyes Spor, önce şunu söyleyeyim. Erciyes Spor Süper Lig'den düştü. Birincilik dedik, sonrasında ikincilik dedik, sonrasında üçüncülük dedik ve şimdi bölgesel lige düştü. Bölgesel amatör lige düştüğü haftanın garantilendiği Diyarbakır'daki 11'lik skor. Ve daha sonrasında şimdi bizim arkadaşlarımız da dahil olmak üzere herkes söylüyorum. Herkes feryat ediyor. Bu kulüp ne? Şimdi bunu konuşmanın zamanı bugün müydü? Ben de anlamadım. Yoksa bu kulüp zaten çoktan fiş çekilmiş bir kulüp müydü abi? Evet. Kayseri Spor, ben şimdi genelde telefonlara yayında bakmıyorum ama burada bir iki tane bana gelen mesajın bu Kayserili olan, Ankara'da ve İstanbul'da olan biri. Onlara bile bu olayı öğrenmiş. Olay nedir onu söyleyeyim. Ben fişi çekilmiştir diye başlayayım önce. Fişinin çekilmesine şimdi yönetimde teşekkür ederim. Müthiş bir katkıda bulundu. Kaymak sürüsü. Bu kadar kaymak sürüsü, bu kadar duyarsız, bu kadar da yani ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Seviyesizce laflar etmek istemiyorum. Bu bir. Şimdi Kayseri Spor, Kayseri Erciyes Spor Diyarbakır'a gidiyor. 10 saat yolculuk yapıyor. Tesis, maçın oynayacağı stadın tel örgülerinin orada aracı park ediyor. Yatıyorlar şimdi. Sabaha kadar 1-2 saat uyuyorlar. Rakip takım oyuncuları geliyor ki otobüsün içinde bazı hareketlenmeler var. Şaşırıyorlar. Bir bakıyorlar ki bizim gariban çocuklar uyanmışlar. Eskiden vardı ya Argıncık'ta sahanın dışında soyunan. Orada soyunmuşlar. Hortumla duş alanlar ya, bakın dramatize etmiyorum. Çocuklar çıkıyor maç saatine 1-2 saat kala. Gelinizi kahvaltıya götürüyor. Abi rakip geliyor ki diyor ki dur ya ne yaptınız, ben böyleyiz. Çocukları kahvaltıya götürüyorlar. Maç 11 çıkıyor. Çocukları bu sefer yemeğe götürüyorlar. Tabii bu arada çocukların ağladığı falan değil mi? Bunlar her zaman yaşadığı şeyler. Çocuklar var o olay. Çünkü ulusal basın konuşuyor. Çocuklar tabii üzüntüden abi. Bu üzüntü şeyden değil. Düştükleri durumda yani rencide olmaktan da olabilir. Yaşlarının gereği boşalma da olabilir. Sinir de olabilir. Ve çocukları abileri teselli ederek gönderiyorlar. Bu bir Kayseri için utançtır. Yani Kayseri gibi bir şehrin bu çocukları bir misafirhanede, bir okulun yatakhanesinde, bir okulun pansiyonunda dahi kalmasını sağlamaya dair telefon yapmaması bu şehirdeki herkesin vebalidir. Benim imkanım olsa ben ederdim. Ama benim öyle bir şey. Sonra ben bu olay yansıyınca Kayserilerin olduğu bir grup var sosyal medyada. Aynen şöyle yazıyor. Üzüldüm ve utandım Kayserili olarak. Bu bir akademisyen, iyi bir Kayserili. Güya top başkanı, türlü türlü iş adamları bizim buralarda ve oralarda ve siyasetçiler Kayserili. Onların da evladı yok mu? Bunlar onların evladı değil mi? Ben bir şeyler yazmışım. Olmaz olsun böyle Kayserilik diye yazıyor bakın. Bir daha beri söylüyor. Ben de diyorum ki ne, sen söyleme bunu kardeşim. İçi seni yakar, dışı beni yakar demişim. Ondan sonra bir başka arkadaşım demiş ki Diyarbakır Spor'a davranışını alkışlıyorum. Ayrıca spor kulüplerinin yönetim şeklini gördükten sonra neden yardım yapımına soruyorsun soramıyorum. Borç batağındaki kulüpleriniz falan falan. Şimdi gelelim buraya abicim. Ya arkadaşlar. Bu kulüp, hani biraz evvel markadan bahsediyorum. Bu kulüp Atletico Madrid'i oynadı. Tel Aviv'i la maç oynamış. Bursa'da Beşiktaş'a final oynamış. Daha 3 İzmir'de düzeltelim. İzmir'de pardon. Final oynamış. Tarihin en büyük başarılarını kısa sürede yapmış. Hala
FIFA sitelerinde örnek davranış taraftar, örnek sayısal taraftar sayısı. Süper Lig'e üst üste iki sezonda çıkan tek takım. Tek takım olan. Adını Kayserispor'a vermiş. Sonra durmuş, bir daha şampiyon olmuş. Ondan sonra her şeyi ilk yapıyor ama. Hızlı bir şekilde de amatöre düşmeyi başarmış tek takım. 3-2-1 yani Süper Lig, 1-6-2 amatör belki oradan da kapanışa gidecek. Şimdi yani böyle bir tarih yok. Bizim 1934 yılından 32'de kurulmuş bu kulübün. Şimdi diyecekler ki eskiyi karıştırmayacaklar. Biz isim değişikliğinden sonrasında hep ne dedik? Asıl Kayserispor şu anki Erciyesspor bünyesindekiler dedik. Asıl hani Kayserispor tarihçesi eski bakıldığında dernekler şimdi isim değiştirebilir ama geçmişleri değişmez arkadaşlar. Tabii canım, mümkün mü? Derneklerin isimlerini değiştirebilirsiniz. Agüspor dersiniz ama Agüspor'un geçmişine baktığınızda Kayseri Tetkoleji Spor'dur. Bu gider gelir yazılır bu. Şu anda amatöre, bölgesel amatör lige düşen Kayseri Spor'dur. Şimdi bunu söyleyelim. Tabii. Yani bu bile, bu ağırlık bile insanları acıtması lazım. Yani buraya kadar gelmesinde, ya daha doğrusu Elektrik Spor veya benzeri kulüplerle olmak üzere şimdi Agü aynı krizi yaşıyor. Erciyesspor yaşadı. İşte handbolü kapattırdık sağ olsun. Ve unutmayacağız. Başkalarının basında unutamaz. Ben her hafta olmazsa iki haftada bir. Sen ben mutlaka dile getiriyorum. Sonra spor çeşitlemezdi. Bunun buraya gelmesi noktasında her şeye para bulan Kayserili ve Kayserili'ndeki iş adamları veya siyasetçisi. Bunların hepsinde lütfen ve lütfen vebal size aittir. Abi, abisiniz. Abiliğiniz yaparsanız gerekirse yönetime git kardeşim oradan yaz. Batağa çevirdiniz demeliydi Sayın Memduh Büyükkılıç. Ben onu beklerdim. Ya bu ekip şu anda yani ne diyeyim, bırakmıyorsa bile bırakma talimatı. Senin yüzünden ben onursal başkanlığını yaptığım Erciyesspor'un durumu sıkıntıya çıkıyor demesi gerekirdi. Yani orada da belki yapmakla biraz kabak. Ama herkesin payı var. Arkadaşlar uyarıyor, reklam ediyorlar. Reklamdan sonra sevgili izinle bu konuyla ilgili konuşacağımız konularımız var. Bu yüzden kısa bir reklam arası diyoruz. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet sevgili izleyenler, reklam sonrası yeniden sizlerle birlikteyiz ve Erciyesspor dedik, yönetimler dedik. Şimdi Erciyesspor bugün konuşulmalı mı konuşulmamalı derken fazla üzerinde duracak zamanımız yok işin gerçeği. Söylemek gerekir çünkü çok üzerinde durduk ama bu bugünün konusu mu değil mi derken Oktay abi de başında söyledi sevgili dinler. Mevcuttaki yönetime çok söyledi sezon başında. Kardeşim şu kulübü verin, Kayserispor ortasında belli bir yapılanmaya dahil edelim denildi. Olmadı. Çünkü belli bir pilot takım olma durumu vardı. Daha öncesinde de kayyum heyetleri vardı, kimse ortaya çıkmadı. Kulübü bakıldığında Ziya Eren ve mevcuttaki yönetim borçlanmasına baktığımızda şimdi yani müsebbip kendileri, o konuda hiç kimse inkar edemez yani. Onursal Başkan derseniz Onursal Başkan Ziya Bey'e devirdikten sonra pek fazla ilgilenmedi. Yine farklı bir gelişmeydi. Yani kısacası kulübü sen ben bizim olan şekilde yani burada Süper Lig'de oluşan borç yüküne baktığınızda borç o kadar fazla mı dediğinizde Kayserispor'a bakarak öyle kulak misali. 3/1, 4/1 hatta diyebilirim. Yani. Daha da 5/1 diyebilirim yani borcun. Ama buna rağmen Erciyesspor'un elinden tutulmadı. Borcun oluşmasında Ziya Eren'in peki sorumluluğu ne kadar? %100'dür. Belki, hadi %99,5 diyeyim de 0.5 puan yanılma payı vereyim. O da niye? Ya şimdi kendisi aldı, kendisi verdi. Ve kimseyi de fazla karıştırmadı. Belki birkaç kişiye, oyuncuya dahil olmamıştır. Yani ricail olmuştur. Ama geri kalan bölümde bakıyorsunuz sezonun Erciyesspor Lig'e çıktı. Fuat Hoca denildi. Fuat Hoca'nın bütün istediklerini yapıyorum denildi. Ve bütün malzemeler çakıldı resmen buraya. Zaten var. Tapınmalar o zaman. Fuat Çapa getirdi. Kimler varsa bilim ikisinin memine kadar herkesi çaktı gitti. Ve ondan sonrası oradaki borç yükü zaten bu zaman kadar devreldi. Yani o zincir büyüdür. Yani. Evet. Yani Hikmet Karaman geldi. Ligde tuttu bu takımı. Hikmet Karaman aman devam edin. Bak bu adam biraz çılgındır mılgındır ama bu takımı ligde tutar denildi. Ya onun kaprisleri denildi. Şunu denildi. Gelenler kim oldu? Şifolar geldi, Uğurlar geldi, Fatihler geldi falan da pişmandı. Hep bir rüya içerisinde olduk. Bunları ben getirmedim. Bana sordun, Hikmet Karaman dedi, benim tamam Hikmet Karaman'ın aram iyidir ama ben çılgındır derim. Ligi tutar en azından, tamam para harca ama şu anki harcadığın zaten daha fazlasını harcadın. Ya da Fikret yani. Yılmaz. Fikret Yılmaz belki kalabilirdi. Osman Özköylü geldi, şampiyon yaptı gitti, o da tamam çılgın dedik hadi. Ya zaten çılgın olmayan yok.
İşin gerçeği futbolda. Bizim kaderimiz böyle. Yani. Ama şu var, bakıldığında tamam, bu işi ben yapıyorum dedi. Sorumluluk bende, sorumluluk onlardaydı. Ha, şimdi, peki Kayseri Spor'da gelindi, gidindi, şu kadar borç 150-160 milyondan bahsedildi. Birileri destek oldu. Peki Erciyes Spor destek olunamaz mıydı? Tabii. Çok rahat olunurdu. Çok rahat olunurdu. Kusura bakmasın ama şehrimizin yöneticileri, şehrimizin idarecileri bu konuda Erciyes Spor'a şaşı baktılar. Kulaklarını tıkadılar, gözlerini kapadılar. Yani burada ne taraftara herhangi bir şey söyledim, ne kusura bakmasınlar basın mensupları olarak bizlere bir şey söylesinler. Bu işin yapacak olanlar şehrimizin yöneticileriydi. Daha öncesindeki Elektrik Spor'dan ne olduysa Erciyes Spor'da aynısını yaşamak durumunda kaldı. Şimdi başarıda yıldızı parlatıp da onun ekmeğini yiyen arkadaşlar, yani yönetim kademesinde olan herkese söylüyorum. Ama başarısız olduğu zaman sanki bunların müsebbibi değilmiş gibi vallahi öyle kuytu köşelerinde durması beni açıkçası üzüyor. Şimdi Kayseri Erciyes Spor'u şu andaki mevcut yönetimi keşke birazcık daha akilane, yani bizim tavsiyemize uyarak sezon ortasındaki devre arasında ya biz daha da kötüye götüreceğiz, şundan daha kötü olacak ki daha kötü günler bekliyor Kayseri Erciyes Spor'u deseydi ki ya başkanım hani hadi Memduh Bey bana niye gelmediler, ben mi ayağına gideceğim diyebilir. O konuda belki insani olarak hak verebilirim. Ama randevular da istedim de kusura bakmasın öyle söylersin. Ha? Öyle söylemesin başkanım. Randevu, yani mevcuttaki yönetim randevu istedi, mevcuttaki yönetime verilmedi. Vermedim. Ha, o zaman da ben biraz evvel söylediğim de haklıyım. Ha, mevcuttaki yönetimle mevcuduma, ilgili de belki bir sıkıntılar vardı. Mevcut yönetimden şunu yapması gerekiyordu o zaman bak. Elini ayağını çekecekti. Haydi, randevuyu alamadınız mı? O zaman basın mensuplarının karşısına dikilecektin. Memduh Bey'den randevu alamadım. Ben de istifa ediyorum. Bitti. Kulübü kayyuma veriyoruz. Anahtarı teslim ediyorum diyecekti. Kim sahiplenmesi kayyuma gidecekti. Kulüp düşürülecekti. O biraz evvelki dediğim Yeni Malatya Erzurum Spor yapılanmasıyla belki, ama demek ki gerek mevcut yönetimin hatası gerekse siyaseten, biraz evvel senin söylediğin doğru, Elektrik Spor'un haline olması da umurlarında değil. Yani, kulüp umurlarında abi, değil. Şimdi, kapanması, bunlar şimdi her kulübü kambur olarak görüyor. Şimdi bak Oktay abicim, eğer oturalım doğru konuşalım. Biz kaç haftadır Agü ile feryat ediyoruz, Agü hakkında konuşuyoruz. En az 10-12 haftadır, 3-4 aydır konuşuyoruz. Olmaz inşallah bu söyleyeceklerim ama bakın 10 hafta sonra Agü ligde kalmış olacak ama parasızlıktan kapısına kilit vurma durumu olacak. En son kilit takılacak, kilidin artık kapanması doğru sağlanacak. Yani Erciyes'i kapanacak. Bekleyen son. Yine yaygara kopacak. Vay Agü niye böyle oldu da vay niye şu... Kardeşim yeni mi aklınıza geliyor bunlar? Biz Erciyes Spor olayını kaç aydır, kaç yıldır... Geçen seneden beri yapıyoruz. Geçen yılın başından beri söylüyoruz. Yani neler söylemedik? Bir buçuk sezondur söylüyoruz. Neler söyledik biz? Yeni mi aklınıza geliyor kardeşim ya? Ya da siz karşınızdakini salak mı zannediyorsunuz ya? İnsan aklıyla alay ediyorlar. Kusura bakmayın da yani kimse aklını böyle ufak 3-5 yerde cevizine fındıran değişmedi ya. Doğru. Bu yüzden biz benim sorumluluğum konuşmak. Kamuoyuna bunu dile getirmek. Ama bunu ben çözecek değilim. Ben çözemem. Ha, çözecek gücüm o zaten konuşmam ki. Giderim çözerim ben durumu. Bunu çözecek olan şehrin yöneticileri, şehrin büyükleri, şehrin emir buyuranları, işaret edenleri. Ben değilim ya. Sanayicisine söyleyecek, ticaret erbabına söyleyecek, eğitimcisine söyleyecek. Yani kısacası bu unsurlarla kimler ilgileniyorsa onlara söyleyecek. Şehrin tüm dinamikleriyle. Yapmıyorlarsa eğer, bakın sanayicisine söyledi. Ya sanayi derken sanayi odası var. Organize sanayi bölgeleri var burada Kayseri'de. Mimar Sinan'ı var, İngilizce'si var. Kayseri organize sanayi bölgesi var, ticaret borsası var. Bunlar söylemiyorsa şehrin büyük diyecek kardeşim biz de kendi kesemizden bunu yapmak için yasal bir sorumluluğumuz yok. Yapamayız ama biz de şehrin dinamiklerini harekete geçirelim. Bu arkadaş engel oluyor. Deyiniz, ilan ediniz. Afiş edilir. Yani bakın ondan sonrasında ne olacaksa. O arkadaş da, o arkadaş oraya öyle atamayla gelmiyor, seçimine engeliyor. Bakalım ne olacak, gelebilecek mi, gelemeyecek mi bu saatten sonrasında? Sen bu şehrin sosyal durumuyla alakalı bir konuyu dile getiriyorsun. Sosyal yaşantısını dile getiriyorsun. Para kazanan adam kusura bakmasın da sosyal olarak da yaşamasını biliyor. Benim birçok tanıdığım sanayici
futbol maçından daha çok basketbol maçına giderdi. İzlerdi ve derdi ki ya ben basketbol maçını izliyorum, seni orada görüyorum, seviniyorum derdi. Doğru. Futbolun peşinde değilsin derdi. Voleybola, handbola girenler de var. Ya bunları ikinizdeki, uhdenizdeki sanayiciler biliyor. O sanayicilere de o zaman o şekilde anlatırsınız zaten olacaklara. Ya işte şuna şu kadar olmuş, şuna şu... Kardeşim, genel kurulunuzda kararınızı alırsınız. 3 lira, 5 lira, neyse yaparsınız, yapacağız. Para olarak vermeyin ya. Masraflarını, yani bu geldiğine bakın siz. Hayır canım, reklam gelirleriyle yaparsınız. Reklam gelirleriyle direkt yaparsınız. Direkt zaten ya. Harcamadan, masraftan düşüyorsunuz. Yani, vergi avantajı var. Vergi vermiyorsun dedim, devlete vermeyeceksin ya. Gider kalemine direkt yazıyorsunuz. Şimdi bunlar olunca abi, böyle olunca diyoruz ki ya biz konuşuyoruz, tamam. Konuşuyoruz, dile geçiriyoruz. Bizim görevimiz bu. Abi işte diyorum. Ne yapalım daha? Bakın ben yine söylüyorum. Kayseri'nin iradesi, Kayseri'deki yaşayanların iradesi bir üst akıl ve bir üst elin işaretine bakıyor. Üzücü olan bu. Yani birisi fevri olarak çıkıp da ya arkadaşlar bana destek olursanız ben sponsorluk anlaşması yaparım ya da kulübü yaparım diye yapmıyorlar. Olan da bu hale getiriyor. Yani bir şey var, bir fıtratında bir sıkıntı var Kayseri'nin bu gidişatında. Spora bakış anlayışı çok yanlış geliyor. Yani o yüzden ben Sayın Vali ile kulüp başkanı arasındaki sözleşmenin hayata teyit kazanması ve realitesinde gerçekleşmesi konusunda yine mutsuzum. Ya şehrin şeyine baktığım zaman, iklimine baktığım zaman, spor iklimi böyle. Bak her zaman şunu söylüyorum. Ya spora boşu boşuna para harcamıyorsun. Bir toplumun geleceğini kurtarıyorsunuz. Ya şu düşünebiliyor musun? Kahve köşelerinden tribünlere insan çekiyorsunuz. Sokaklardan tribünlere insan çekiyorsunuz. Sokaklardan salonlara çocuk çekiyorsunuz. Yani hem sporcu olarak hem seyirci olarak bir de yaşama kültürü oluşturuyorsunuz. Yani sporla yaşayan, sporu haz eden, spora merak eden, öğrenen, yaşamında sporla sportif bakan bir nesil yerleştirmenin de temelini atıyorsunuz. Aslında bir geleceği kurtarmanın ön işaretleri. Ya bunu niye anlayamıyorlar, bunu anlamadım. Yani akademisyenler anlatıyor, biz anlatıyoruz, bilmiyorum ya. Hep dönüyoruz hep aynı. Arkadaşlarımız uyarıyor artık, sona geliyorsunuz diye söylüyor da. Vallahi konuşacak konular var. Ama sona gelir. Yani zamanda geçti bir ara. Abi ne konuşsak konuşalım. Bunlar burada biz konuşuyoruz ama biz konuşmakla yükümlüyüz. Yani konuşacağız. Yani ne konuşsak konuşalım, boşa gidiyor demeyeceğiz. Konuşacağız. Burada bizi izleyen bir kişi de olsa, iki kişi de olsa bunu alırsa eğer ne mutlu bize diyorum. Evet. Ben bu konuda söylüyorum. Hızlı geçiyorum ama bu konuları önümüzdeki hafta daha detaylı konuşacağım. Mesela voleybol takımlarımız ilimizi temsil ediyor demiştim. Onlarla ilgili konuşacağımız ama zaman kalmadı sevgili izleyenler. Kısa bir Erciyes ile ilgili, Dünya Şampiyonası ile ilgili, Snowboard Şampiyonası yapıldı. Onunla ilgili ben bahsedeyim. Hafta sonunda cumartesi günü Erciyes'te Dünya Snowboard Şampiyonası'nın Erciyes ayağı yapıldı. Dünya Snowboard Şampiyonası'nın Erciyes ayağı. Çünkü bu ayaktan sonrasında bir sonraki ayak 10 Mart'ta İsviçre'de, bir diğeri ise 16-17 Mart'ta Almanya'da yapılan yarışlardır. Bunu dile getirmiş olalım. Bu uzun soluklu 2017'nin aralığından itibaren başlayan bir puanlama sistemli yarışmadır. Erciyes'teki şampiyonada birinciler belli oldu. Rus ve Alman iki sporcu, bayanlar da Rus, erkekler de Alman sporcu birinci oldular. Onlar tabii ki yarışmalarda en azından iyi bir şekilde derece ettiler. Önemli olan aslında burada Erciyes Dağı'nın bu yarışmalara artık bundan sonrasında ev sahipliği yapabilme yetisini kazanmasıydı. Başkan Mustafa Çelik de Erciyes'te artık bundan sonrasındaki aktiviteler dedi. Bu aktivitelerin ne olabileceğini, ki ben bunu köşe yazısında da geçtiğimiz günlerde yazdım. Biz olimpiyat trenini kaçırdık. Bakın Erzurum önümüzdeki günlerde dosyasını verecek. Ha, Erzurum'da çok önemli rakipleri var tabii ki. Ama Palandöken konusunda, Palandöken ve çevresi konusunda Türkiye Cumhuriyeti dedi ki Erzurum ve çevresi olsun dedi olimpiyata aday. Başkanın özel talimatı var yani. Talimatı şimdi söylemek gerekirse. Bu yüzden Erzurum ve çevresi Kayak Federasyonu'nun hazırlamış olduğu dosyayla olimpiyatlara aday şehir olarak Türkiye adına Erzurum geçti. Ben bunu 2009'da yazmışım. 2012'de yazmışım, 2014'te yazmışım, geçtiğimiz günlerde yazdım, 2018'de yazmış oldum. Ben Erciyes niçin olimpiyatlara aday olmuyor? Siyasilerimiz, bürokratlarımız, siz niye bu konuda Ankara'ya baskı yapmıyorsunuz diye ben 2009'dan bu yana yazmışım. Erciyes Dağı'nda niye olimpiyatlar yapılamıyor, niye bununla ilgili bir organizasyon yapılamıyor ya da devreye girilmiyor demişim. Ben yazmışım. Ama İşte bakıyorsunuz Erzurum siyasileri, belediye başkanından, milletvekiline, bürokratına kadar herkes Cumhurbaşkanlığı ve etrafındakileri yapmış oldukları baskılar, çalışmalar
Erzurum'u Türkiye adına olimpiyatta da aday bir şehir yaptı. Keşke iki şehir olarak başvursaydık. Bakın şehir yaptı. Ben bir şey demiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Yani keşke iki şehir olarak da başvurabilirdik. Bunu da bu verilmez yasak diye bir şey. Bir ülkeden iki şehir. Ben neyi konuşacağım biliyor musunuz? Neden verilmez? Burayı anlatayım. Bizim 22 tane pistimiz, 270 tane kilometre alanımız işte, ve 270 derecelik bir açıdaki çepeçevre konumunu tek taşına yapabileceğimiz. Yani yapılan ve bütün spor branşlarının yapılabilecek. Aynı anda işte, aynı halde yapılabilecek bir arada ki en büyük Erzurum'un önüne geçerek biz bu dosyayı gidip de olmayanları da yapmayı vaat etseydik bir simülasyon gösterisiyle bunu başarırdık. Burayı geçelim. Burada yine bizim siyasetçilerin, bizim halkın bir şey var. Yayıncı kuruluşun olduğu Beyin Sport diye bir kanal var. Ben de böyle ara ara böyle okuyorum. Orada Barça TV'nin bölümlerini anlatıyor. Barcelona TV. Şimdi Barcelona TV yaparken olimpiyattan bir adamla birlikte Barcelona bir kısa bir anekdot anlatacağım. Barcelona Bask bölgesi. Siyasetin İspanya'nın en İra gibi sıkıntılı bölgesi. Evet, evet. Biliyorsun bu Kuzey Kore ve Güney Kore olimpiyatları da siyaseten yakınlaştırmak ve barışı sağlamak adına yapılmış. Dayatmaydı. Başardı, başarmadı. Barcelona'yı da olimpiyat 1980 olimpiyatlarına verilirken Barcelona'ya öncelikle buna bir zemin hazırlasın. İkincisi Madrid'in gölgesinde kalsın diye Barcelona çünkü bizim bunun çok sancısını çekiyorlarmış. Adam diyor ki olimpiyatlardan sonra Barcelona'nın CEO'suyla birlikte Barcelona takımının şu anda dünya markası olmasının ilk ateşi diyor olimpiyatların Barcelona'da yapılması oldu. Şehir Avrupa'yı bir kimlik kazandı. Dünyaya entegre olan bir şehir haline gelip kendini anlatabilmeyi başardı. Demek istediğim şey şu. Bir şehirde olimpiyatı bir şehirde sporu çeşitlendirdiğiniz zaman şehrin sosyal, ekonomik ve diğer kültürelini bambaşka hale getirip bambaşka bir şehir haline getirirsiniz. Biz bu treni kaçırıyoruz aslında olimpiyatları becerememekten. Erciyes Dağı'nın yönetimini elimize yüzümüze bulaştırmaktandır. Başka bir şey demiyorum. Nokta. Önümüzdeki hafta takımlarımıza başarılar diliyorum. Efendim daha çok konuşacak konular bu konularla ilgili ama takımlarımıza ben şimdiden başarılar dileyim. Voleybol takımımıza Melik Gazi'nin bir maçı kaldı, onu da dile getirmiş olalım. Bu yüzden takımlarımıza ben bir kez daha başarı dileklerinde bulunacağım. Zamanımız çok sınırlı olduğu için de pazar günü Kayseri Spor Show saat 13.30'da Karabük konuk edecek. İnşallah tribünlerde oluruz ama Kayseri Spor'da futbolcular inşallah akılları başlarına alınmış bir şekilde sahaya çıkarlar. Bu arada Mehmet Çakmak uyardı, ben bir kez daha geçmiş olsun. Ben de geçmiş olsun diyorum kardeşim. Evet. Kayseri Spor'da kendisi bir sıkıntı yaşamıştı. Bu yüzden diyoruz ki güzel bir hafta inşallah bizleri bekler. Her şey gönlünüz olsun. Hoşça kalın. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.